konferansımızı Nevin Hoca ile beraber. Bundan önceki 40, 50, 60 yıl önce, hatta daha da fazla, ama özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış ve adına uydu kent denilen kent modellerini uygulayan çeşitli kentler var ve kentlerin çevrelerinde oluşmuş yerler var. Bunlar tabii ki gelişmiş ülkelerin gelişmiş koşullarında yapılmış. Deprem aciliyeti olmadan yapılmış ama yine de şehircilik aciliyetleri var. Eğer hani konferansın öneminden bahsetmiyorum ama eğer böyle bir şey olmasa sanki böyle çok ufak tefek bir şeymiş gibi geçecekti. Bunun geçmemesinde büyük yarar var. Yani gerek meslek odalarında, gerekse de üniversitelerde, gerekse de Aura gibi kuruluşlarda ve de hocalarımız arasında bile bunun ciddi bir şekilde tartışılması gerekli. Çünkü ilk bakışta geçmiş bir olay gibi geliyor gözümüze. Yani işte duymuştuk okulda okurken uydu kentler, şunlar bunlar falan diye. Hatta 19. yüzyılın başında, 19. yüzyılın içerisinde ütopik kentler falan diye bütün derslerimizde biraz uyuyarak dinlerdik o lafları. Ama bu şimdi çok daha güncel bir hale geldi. Bakanlığın sitesinde şöyle bir anons var. Yine geçen hafta 2 Nisan'da yapılmış. Depremde yıkılmış kentler, merkezleri olsun, çeperleri olsun için bir yeni kuruluş, kurulum yapıyoruz diyor. Bunun adına da Kökler diyor. Kalkınma öncelikli kentleşme çalışmaları. Bu çalışmalara birkaç ismini bildiğimiz, bazılarını bilmediğimiz mimarları katmış. 8-10 kişilik bir grubu. Ve deniyor ki bu kent merkezlerinde, Maraş olsun, Hatay olsun, Antakya olsun, çeşitli yerlerde biz bunları başlatıyoruz ama içine mimarları da katarak. Hem teknik, hem sosyal, hem coğrafi, çünkü arazi meseleleri. Bütün bunlar her şeyin içindeyken bütün bunların nasıl bir araya geleceği, nasıl bir kurumsal yapı yapılacağı, çünkü bu kurumsal bir iş, bakan yapıyorsa kurumsal. Demek ki bunun bir süreci var, bunun bir programı var. Birdenbire bir sonuçla karşı. Yani süreç bitmiş, bu kadar kısa süreçte bir sonuç bildirgesi var. Bu sonuç bildirgesi de iki kelimelik, iki satırlık. Bekleyin göreceksiniz gibi bir durum. Söylemek istediğim şey, bizim burada yapacağımız konferansta yeni kentler, uygu kentler ismini koyarsak koyalım, bir kentleşme sürecinin nasıl olduğu, daha önceki dönemlerde, ta tarihten bugüne kadar kent denen olgu nasıl geldi de yeni kentler kavramı oluştuğu zaman bu kentlerin kurulması için nasıl bir süreç yaşandı, nasıl bir yapılanma oldu ve bu süreç nasıl sonuçlandı diye bunun üzerine yazılmış tonlarca kitap var, tonlarca çalışma var, üniversite araştırması var ve halen de değerlendirmeler devam ediyor. Şimdi böyle bir şeyi iyice anlayıp, iyice kavradığını iddia ediyorsa şu anda içine girecek olan ekip, bravo. Ben kaç yıldır şehircilik ders veriyorum. Her seferinde yeniden okuyorum açıkçası. Ha, bu nasıldı, şu muydu, doğru, evet biliyorum ama böyleydi. Yani bu öyle bir şey ki üstelik de güncellenmesi, coğrafi olarak tekrar değerlendirilmesi, ekonomik olarak değerlendirilmesi ve sosyal olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten daha sonra anlaşacağız yani bu kentlerin yapılması süreci içinde, planlanma süreci içinde hangi olguları önem kazandığı, yönetmeliklerde yer aldığından da bahsedeceğiz, doğal afetler gibi. Uydu kentlerin bütün kentler gibi farkları olmasına karşın en büyük derdi zaman sorunu. Bu zaman sorununun olmaması isteniyor. Yani ben yaptım oldu, bir sene içerisinde biz bunu çözeriz. Halbuki hiçbir kent bir senede, iki senede, on senede oluşmuyor. Fransa'daki kentlerden örnek verirsek, 30. yıldan sonra birçoğu ya biz daha ileri gidemeyiz deyip yerel belediyelere aktardılar, normal belediyelere. Ve büyük çoğunlukla, bunları göstereceğiz birazdan umarım, öngörülen nüfusun sadece yarısını 30-40 yıl içerisinde alabildiler. Ve dediler ki bizim gücümüz bu. Ama sadece yeni kenti yöneten kurumların gücü değil, ülkenin genelde gidişatı hani neredeyse ilk 5 yılda değişti.
10 yıl içerisinde yerel yönetimler mevzuatı değişti. İngiltere'de 1946-47 yıllarında alınan bir yasa 75 yılında geçersiz oldu çünkü 30 yıllık bir yasaydı. İngiltere'nin olsun, Fransa'nın olsun, Türkiye'nin olsun nüfus sorunları, nüfusun sürekli arttığını zannettiğimiz, ona göre projeksiyon yaptığımız, iş gücünün sürekli büyüyeceğini, kentlerin sürekli büyüyeceğini öngördüğümüz süreçler genel ekonomik çerçeve içerisinde çok tamamen değiştiler. Şimdi bu parametreleri dikkate almadan, zaman parametresini, sosyal ekonomik parametreleri ele almadan, üretimsel parametreleri almadan, hatta bir ek daha ekleyelim dönüşümlerin içerisinde. 2000'li yıllardan sonra bütün şehircilik programlarının içerisinde sürdürülebilirlik, Türkiye'de dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üçüncü uğraşı alanına İklim Değişikliği Bakanlığı eklendi. Şimdi bakın, diyelim ki 2000 yılında yeni kentlere karar verilmiş olsaydı, içinde hiç iklim değişikliği olmayan bir tasarım sürecinin bir de iklim değişikliği eklenmesi, belki de o iklim değişikliğinin yanında teknolojik değişimlerin de eklenmesi, 30 yıl içerisinde bile değil artık, 15-20 yıl içerisinde yepyeni bir kentsel tasarım modeli üretmemiz gerekecek. Herhangi bir kentsel tasarım genelde, özellikle büyük ölçekli uydu kent gibi kentsel tasarımın birkaç önemli, biz Sacayak diye yazdık buraya, demin söylediğiniz gibi bir zaman etmeni var. İkinci etmen ucu açıklık, yani adaptasyon süreçlerine nasıl karşı koyabilecek yapmaya çalıştığımız şey. Herhangi bir depremden zarar görmüş bir kentin içerisinde yaptıklarımız 10 yıl, 20 yıl içerisinde iş gücü açısından olsun, gerekse teknolojik açısından olsun, açıdan olsun, sosyolojik açıdan olsun, neler öngörecek ve bizim ilk tasarımımız buna nasıl adapte olacak? Çünkü tırnak içerisinde bir şey, bir uyarı yapalım. Bir mimari projenin zamanıyla bir kentsel projenin zamanı arasında olağanüstü büyük farklar var. Biz yaptık oldu diyebilirsiniz, hızlandırabiliriz. Ama bir kent böyle bir şey değil. Son derece organik ve karmaşık ilişkiler içerisinde. Politik kargaşa daha iyi olması. Öngörülen tasarımlar nazım planların dışında sürekli bir girişim ve değişim gösteren etmenlerdir. Ülke ve dünya düzeyinde de bölgesel gelişme öngörüleri bile çok değişik olabilir. Bunların hepsini söyledik. İkincisi, finansman ve kamu hukuku ve yönetimi açısından. Biraz sonra göreceğiz. Fransa'da yeni kentlerin, Paris çevresindeki yeni kentlerin yapılma sürecinde yaklaşık 12 yıl sonra yerinden yönetime doğru bir politik değişim oluştu. Eskiden çok güçsüz olan ve merkezden yönetimin çok yer kapladığı bir Jacobin bir ülke olan Fransa'da 83 yılından itibaren yerel yönetimler, belediyeler birlikleri 10 yıl sonra da 2000 yılında da bölgelerin tanımı tekrar değiştirilerek bu kez daha az sayıda gerek yerel idare, daha az sayıda genel idare birimi oluştu. Şimdi siz 69 yılında yaptığınız bir projede Fransız devletini ya da İngiliz devletini hiç kımıldamadan kalacağını düşündüğünüz andan itibaren projenizin en büyük ayağı yok oldu demektir ya da sakat başladı demektir. Finansman, kamu hukuku ve yönetim meselesi son derece önemli. Biraz sonra belki vaktimiz olursa güçlü bir şekilde bundan bahsedeceğiz. Çünkü büyük ölçüde sunumumuz daha çok bu alanlara yönelecek. Morfolojik, yani binalar işte, konut yerleşmeleri, bürolar güzel mi olmuş, çirkin mi olmuş. Bu ikinci bir şey. Bir başka söyleyeceğimiz şey de, Nevin Hoca'nın başka söyleyeceği ekler de var. İngiltere örneğinden kalkarak çıkardığı çok önemli şeyler var. Yeni kentlerin kurulması genelde özgür geçici araçlar, demin söylemiştim ama tekrar ediyorum, kusura bakmayın, biraz çifte dikiş olacak. Özgür araçlar gerektirebilir. Örneğin Türkiye'de de var.
ki biz çoğunlukla kötü kullanıldığını görüyoruz. Özel bakanlık yetkisiyle özel bölge planları, özel yer planları, küçüklü büyüklü yapılabiliyor. Ama büyük kent, bir uydu kent yapılması için bunun hızlandırılması ve hem finansmanının hem toprak mülkiyetinin aktarılması hem de bütün diğer aktörlerin hareketlendirilmesi için özgür hukuk ve kurumlara ihtiyaç var. Bunları incelerken biraz sonra göreceğiz. Türkiye'de kamunun ikinci bir kurumsal yapısı var. Radyo televizyon üst kurumu gibi, tekel gibi, benzeri şeyler var. Bunlar aslında şehirciliğe uygulanmış formüller değiller ama hukukta ve anayasada yerleri var. Bu açıdan da kullanılabilir, hazır bir hukuksal altyapımız da olduğunu da söyleyebiliriz Türkiye'ye gelirsek. Onun için olağan hukuk, yani sıradan şehircilik hukuku, imar hukukuyla bu ülkelerde de geçerli olan normal hukuk arasında nasıl bir geçişkenlik oluşturacağız diye birkaç şey söyleyeceğiz. Şimdi tabii başlayalım. Size soracağım. Siz de sormuştunuzdur herhalde. Uydu kent nasıl tanımlanır? Böyle kısa bir formül var mı desek ne deriz? Var mı buradakilerden başka bir şey düşünen? Yani zorlayarak diyoruz zaten. Bütün kentler gibi bir kenttir. Şimdi tabii bütün kentler gibi bir kent olduğunda biraz farklı bir şey olacak. Şunu diyebilirdi Le Corbusier gibi. Kentin dışında bir yerde uyku kenti diyebilirdi. Bunu söylediği zaman kimse farkına varmadı öyle dediğini. Paris'in çevresinde Le Corbusier vali binlerce site var. Orada sadece uyunuyor. Çalışmak için 1-2 saat başka yere gidiliyor. Böyle bir doktrin vardı ve uygulandı ve felaket yarattı. Bizim bu incelediğimiz uydu kentlerde ise bunun antitezi yapılabilir mi? Sorusu, aşağı soru. Yani insanlar 3 saat bir yere gidip çalışsınlar. Eğlenmek için ne yaparlar bilmiyoruz ama gelsinler bir yerde uyusunlar. Fransızlar buna metro, boulot, dodo derler. İş, metro ve uyku kentleri. Siam denilen Kartan'ın önerdiği kent bu. Biz ise diyoruz ki kent en fazla bir saat. Öyle şeyler var değil mi? Emin. İlk kuruluş belgelerinde hükümetlerin önerdiği. İnsanlar mümkün olduğunca kentlerde, o uydu kentlerde çalışsınlar. Şimdi bakın, bunu biz birinci sıraya yazarsak, bir uydu kent yapıyorsunuz Maltepe'de, askeri arazi var diyor bakan. Nerede çalışacak bu insanlar? Çalışmaya nereye gidecekler? Başakşehir'e gidecekse o bir uydu kent değil, başka bir şey onun ismi, neyse artık. Öyle örnekler veriyorum, yani bunu yapmak istediğimi söylemiyorum ama bu bir birincil koşul. Konut artı iş, artı eğlence, dinlence, artı okul, artı hastane. Bir kentte ne varsa uydu kentte o olacak dersek tanım değişiyor. Yani şimdiye kadar yaptığımız tanımlardan. Tabii ki söylediğimiz gibi bir kent 1000 yılda oluşur. Nevin Hoca biraz anlatacak onları. 2000 yılda oluşan kentler var. 500 yılda oluşan kentler var. Örneğin içinde bulunduğumuz kent 1700 yıllık bir kent. Bütün o katmanlar burada. 1700 yıl önce yeni bir kent olarak kuruldu. Roma'nın taklidi, bir kent yapayım dedi buranın kurucusu. Burada hiçbir şey yok. Ben Roma'nın yönetimini de buraya taşıyacağım. Onlardan daha büyük bir kent yapacağım deyip buralarda yerleşmeye kalktı. Aslında bir okuyun, bu gözle okursanız, İstanbul'u yeni kent modeliyle okursanız Konstantin zamanından beri belki bazı ipuçları yakalayabiliriz. Oturduk düşündüğünde nasıl ben burayı kent haline getirdim dedi büyük olasılıkla, ki evet yani zaten biraz biliyoruz onu. Neyi getirsem burası kent olur? Neyi öncelikli olarak getirsem, ki bu soruyu İngiltere'de Milton Keynes'te, Paris'te Serge Pontoise'da, Manravare'de de sordular. Dediler ki karar verdik, biz burada bir yeni kent kuruyoruz. İlk neyi yapalım? O kartopu gibi nasıl büyüsün? Onlar neler? O ilk kartopunu oluşturacak olan maddeler neler? Konstantin dedi ki, Roma'dan adamlara bedava toprak vereyim.
gelsinler önce aristokratlar, soylular, senatörler kendilerine ev yapsınlar. Senatörler ev yaptıkları zaman etrafında sokaklar oluşur. Alışveriş yapılır. Öyle bir aktivite başlar. Şimdi 1700 yıl önce böyle bir şey olabilir ama şimdi artık soylular gelsinler de Sergi Pontoise'da 3 tane villa yapsınlar diye değil, başka türlü yapacağız. Bakan ne düşünüyor bilmiyorum ama Başakşehir'de zaten bir yeni bir kent yapmaya başladılar ve şu anda son derece tırnak içerisinde. Oraya ilk gidenler şikayetçiler. Açın bakın Twitter sayfalarına. Kayaşehir, Başakşehir, Kiptaş konutları falan gibi şeyler var. 20 tane birbirinin aynısı. Patates baskı gibi neyimsinden bir tane şey yapmış, plan yapılmış. Böyle ilgisiz bir 45 derecelik bir eğim var. O 45 derecelik eğime aşağı yukarı istinat duvarlarıyla. Ha bu konuda bazı arkadaşlar istiyorlar kaynak olarak. Özgür Bingöl ve Barkan'ın iki makalesi var. Onu tavsiye ederim. Sayfaların içerisinde geçecektir linki. Yine aynı yerde Bahçeşehir'de onların yaptığı küçük bir imar plan değişikliğiyle bir Kayaşehir tesisi var. Orada çok fazla ipucu veriyorlar. Çok değerli. Buradan da selamlayayım eğer bakarsa Özgür Hoca. Bunu söyledik. Devam edelim. Söylediğimiz gibi didaktik açıdan ne yapmak istediğimizi söylemekten epey bir zaman geçirdik. Ama bu dizgeyi biraz kısalttık uzunluğundan dolayı. Aslında yeni kentler, bir yandan tarihi yeni kentler Orta Çağ'a kadar olduğu gibi 12. 13. yüzyıldan önce bazı yeni kent örnekleri var. Rönesans'ta var, Rönesans sonrasında var. Askeri kentler var, Boba'nın yaptığı ve Rönesans'taki ideal şehir örnekleri var. Tabii ki endüstri devrimi büyük bir kırıklık yaratıyor ve endüstri devriminin yarattığı gerek yeni küçük kasabalar ki hepimiz bina bilgisi derslerine falan görmüşüzdür onların örneklerini ama kentsel boyutuyla genellikle vermiyoruz. Biz çok morfolojik, konut morfolojisi, tipolojisiyle veriyoruz bu dersleri. Biraz daha bakışı genişletirsek, ülke değişiminin bir parçası olarak kentlere bakarsak biraz başka okumalar yapacağız. Örneğin Edinburgh var. Edinburgh'u tavsiye ederim. Eski Edinburgh'dan yeni Edinburgh'a ilk geçişler 18. yüzyılda başlıyor. Edinburgh'un tarihi merkezinin karşı kıyısında dama planlı ilk tırnak içerisinde yakın banliyö daha çağdaş anlamıyla yapılıyor. Patrick Geddes en önemli şehircilerden bir tanesi. Fransa ve İngiltere'de çalışan. O ise 20. yüzyıl başı, 19. yüzyıl sonunda bu kez Edinburgh'un eski Edinburgh'u yeniden yapısallaştırıyor. O açıdan yazın, bakın bakalım şu 200-300 yıl içerisinde ilk örnekler nelermiş. Başka bir şey var, yine bugün vaktimiz yok ama belki gücümüz de olursa, sizin de sabrınız olursa bir ikinci konferansta bu kez daha çok kent içerisinde yapılmış kentleşme örnekleri, daha küçük porsiyonlarda. Örneğin bunların iki tane sebebi var. Bir tanesi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Birisi depremden yıkılmış kent merkezleri, onların yenilenmesi. Bunun en önemli örnekleri Sicilya'da 1760'lı yıllarda, 50'li yıllarda gerek volkan faaliyetleri, gerekse de depremden dolayı yıkılmış kentlerin ya kentin içerisinde yahut da hiç yapılamayacaksa ki o zaman dahi Noto diye bir kent var. Hatta tavsiye ederim. Siracusa, Catania, Noto ekseni Sicilya'nın güneydoğusu. Oralarda o kenti o kadar çok yıkılıyor ve yenisini yapması o kadar Noto'ya söylendiği gibi yazılıyor. N-O-T-O. 15 kilometre öteye daha sağlıklı bir kayalık zemine yeniden yapılıyor. Sicilya aristokrasisinin güçlü bir yapısı var ve bunu yapabiliyor. Ve hala şu anda gezdiğinizde yani 200 yıllık bir bellek orada hala var. Ragusa kenti var. Ragusa kenti de çok yıkılıyor. Ama tarihi kenti bırakıp bu kez karşı kıyılarda taşlık
bölgeye birbirinden çok ayırmadan kenti yeniden yapabiliyorlar. Bir bu kentler var. Bir de en büyük baş belasının oluştuğu 20. yüzyılın gerek 1. Dünya Savaşı gerek 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan kent merkezleri, bombalanan kent merkezlerinin yeniden tasarımı. En çok bildiklerimiz içerisinde ki politik olarak daha karmaşık Berlin var. Fransa örneğinde eğer vaktimiz olursa bundan sonraki bir konferansta Le Havre örneği var. Almanya'da Frankfurt, Köln kentleri var ki o sırada bütün bildiğimiz şehircilik ve mimarlık soruları yeniden soruluyor. Nedir bir kent? Kent merkezi nedir? Eski doku nedir? Le Corbusier'in büyük bir saçmalaması var. Sendiye kenti. Sendiye kentinde yıkılmış olan yerleri şöyle bir buldozerle çekip alalım. Böyle 300 metrelik 10 tane blok yapalım diyerek elini yıkadığı berbat üstü bir şehircilik anlayışında yapılmış şeyler var. Ama bunları bugün çok az vaktimiz var. Zaten ben bir başladım. Bakın Engin oradan bana diyor ki... Daha birinci sakkası ne diyeyim ben? Peki. Bir daha tek başına yapışalım. Nasıl olsa bitiremeyecek saatler onun için. 50 yıldan sonra bunlar söylenebilir. Hiç merak etmeyin. 51. Bunları söyledik. Bunları da biraz önce söyledim. Ezberlemişim demek ki. Bunu okursunuz, çok önemli değil. Bundan sonra yavaş yavaş örneklere girelim de. Fransa'nın özel hukuk, özel imar hukuku ve yeni kentlerin yapılmasına da kullanılan araçlarından biraz bahsedelim diyoruz. Bu son dönemlerdeki Fransa şehircilik ve imar yasaları için Güzin Hoca'nın ekibinin bundan 5 yıl önce, 5-6 yıl önce Kent Araştırmalar Merkezi'nin Mimar Sinan'da bakanlıktan aldıkları finansmanlarla kentsel tasarım rehberleri üzerine bir araştırması oldu. Kent tasarım rehberlerini bakanlık sitesinden Mekansal Planlama Müdürlüğü'nün alt bir şeyi olarak bulup çıkarabilirsiniz. Tabii ki onun mantığı şimdi çağdaş olarak bir kent plancısının yaparken neleri dikkate alması gerektiğine dikkate çeken bir rehber yapma tasarısıydı. Ama o rehberin birinci cildinde 12 ülkenin kent ve konut politikalarını üretirken hangi hukuksal araçları kullandıklarına dair güzel bir belge olabilir. Yükleyin onu, bilgisayarınızda bulunsun eğer görmediyseniz, görmeyenler varsa. Burada söylediğimiz şey, burada biraz bugüne göz kırptım burada. Aslında bu özel durum, uydu kent yapma durumu, yap, geliştir, devret. Ama kime devret? Normal tırnak içerisinde beldelere, belediyelere, yerel yönetimlere devret. Esas mantık bu. Bu olmazsa olmaz. Ne zaman vereceksin kardeşim bunu belediye başkanına? Ha şunu diyebilirsin, şimdi karışmasın işime. Başımızı artıyorlar. Sonra mı yoksa hemen başından mı? 21. yüzyılda sonra diye bir şey mümkün olmayacaktır büyük olasılıkla. Eğer bir belediye başkanı bir uydu kent yapılacaksa o yönünün belediye başkanları, muhtarları hatta katılmazsa böyle bir süreç olabilir mi? Çok emin değilim. Bu araçlar onlar belli ölçülerde. Bunu ben size Seda'ya bırakırım. İsterseniz ondan talep edersiniz, alırsınız. Bu da bizim borcumuz. Fransa'da 5 yıllık kalkınma planları var. Türkiye'de de var ama Türkiye'de artık kalkınma planları Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tek başına yapılan şeyler haline geldi. Onun için umarım biraz daha aklı başında bir biçime gelir. Bu özel yasaların bir örneği Fransa'da özellikle son zamanlarda kent, yeni kent programlarının dışında özel küçük şehircilik boyutunda mahalle, kentin yarısı, dış banliyölerine yönelik olarak onlardaki sosyal, kültürel ve kentsel, fiziksel özelliklerin yarattığı sorunlara karşı birçok 30 yılda birçok yeni araç düzenlendi. Burada isimlerini veriyoruz. Mahalle birimi, önce mahalle birimiyle başlandı. Hatta ondan daha da bir alt birim başlandı 1975'lerde.
80'lerde, 90'larda ve 95'ten 2000'den sonra da bunlar giderek ölçek büyüttüler. Yani önce mahallelerde düzenleme çalışmaları yapalım, habita evi sosyal diye, konut ve sosyal hayat. Daha sonra development sosyal de quartier, mahalle gelişmesi. Daha sonra kent gelişmesi. En sonunda da kentin bütününe dair tedbirler alınmazlarsa, hatta bunlar beraber alınmazlarsa, burada başarı olamaz. Çünkü buradaki esas hedef yaklaşık 4000 tane, Fransa'dan bahsediyoruz. Bu arşitektür modern kartasıyla üretilmiş ve kentin yakın banliyösünde hep aynı tür insanların yaşadığı, aynı zorlukları yaşayan, özellikle göçmenlerin daha çok yoğunlaştığı yerlerdeki sosyal sorunların fizikiyle beraber çözülmesi. Yani binaların yıkılması, aradaki binaların yıkılması, toplumsal mixitenin sağlanması, heterojen bir yapının olması için yapılan ve yaklaşık bu kadar zaman içerisinde kurumlarından daha fazla para harcandı. Yakından biliyoruz çünkü o işlerde bir ölçüde çalıştık. 100 milyara yakın, 100 milyar euroya yakın para harcandı. Bütün bu toplumsal dokunun yırtılmasında, kentten uzaklaşmalar, erişim meselesi, kültür meselesi, gençlerdeki yozlaşma, eğitimdeki kalite düşüklüğü gibi birçok sorunu çözmek için bu aşamalarda özel yasalar olmasa bile özel programlar düzenlendi. Bu programlardan bir tek şey çıkarabiliriz, biraz sonra söyleyeceğimiz gibi. Kent dediğimiz şey, bizim normal olarak bildiğimiz devlet yapısında anatomik bir bütün. Devlet olsun, belediye olsun, dikey ve işlevsel oluşumlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı, Madenler Bakanlığı, diyorum biraz değiştirmek için. Böyle bir sürü İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı falan. Halbuki şehir dediğiniz şey, bütün bunlar. Gerek merkezi idare boyutunda, gerek yerel idare boyutunda ya da gerekse de gerçek hayat boyutunda her şey bu transversalite boyutunda. Eğer siz derseniz ki ya burada sorunlar var bu mahallede, şu şehircilik bakanı bunu çözsün, çözemez. Ya da belediye başkanı dese ki ya bizim imar müdürlüğümüz var, bu işte imar müdürü uğraşsın, çözemez. Buradaki çıkaracağımız birinci ders, burada eğer bir şey aklınıza kalacaksa, dikey işlevsel devlet modeli yerine bakanlıklar arası, işlevler arası bir şey olmadan kentteki hiçbir sorunu çözemezsiniz. Ne yeni kent yapabilirsiniz, ne de mevcut kentleri adam edersiniz. Eğer gerçekten siz Zeytinburnu'nda, Esenler'de, şurada burada 5 hektar bir yer yıkıp da başka bir yere taşıyacaksanız, sonra oradan buraya tekrar insanlar taşıyacaksınız, bu dikey örgütlenme modelinin yerine başka hiçbir şey yapamazsınız eğer böyle kalacaksa. Hani dersiniz ki benim planlama ajansım var. Planlama ajansı da tek işlevli bir olma. Önceden bir şey öngörür. Önceden bir şey olması için okulların başarılı olması lazım o mahallenin düzelmesi için. Yani okul olması lazım. Maltepe'ye askeri araziye taşıdım ben bir kente oradan. Kaç tane okul yapacağız? Kim yapacak? Bu. O zaman uydukent dediğimiz şeyin Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda kalsa bile böyle bir şeyle ancak yapılabileceğinin bilinmesi lazım. Bunlar arasında bakanlıklar arası kuruluş modellerini veriyorum burada. Birçok bu konularda özellikle kadın hakları olsun, eşitlik olsun, bölgesel eşitlikler olsun, ekoloji sorunu olsun, o da transversal bir mesele. Yani çoklu bakanlıklar, çoklu belediye müdürlüklerinin katılımıyla ancak yapılabilecek şeyler. Burada çok ciddi bir zihniyet değişimi var. Montesquieu'nun söylediği zaten bu. Yasaların Ruhu kitabında yasaların özünden bahsetmiyor Montesquieu. Bütün toplumdaki sosyal, kültürel, ticari eşitlikler, eşitsizlikler, komşularla ilişkiler gibi bütün her şeye egemen olan, bir de tabii ki politik olarak egemen olan düşüncenin tümü, hatta güneş, ışık, rüzgar, o ülkenin içinde bulunduğu coğrafi koşulları da içine ekler. Hani ne kadar haklı tırnak içerisinde ama yasaların ruhu dediğimizde ya da yasaların içerisindeki
ana ruhu değiştireceksek burada dikey ile yatay arasında büyük fark var. Dediğim gibi belki de önemli olduğunu söylediğim bir boyut var. En son bahsedeceğimiz ve yeni bir olduğunu söylediğimiz bir başka bakanlıklar arası yahut da çoklu kamusal işlevler arası bir boyutta bir mahalle boyutunda, hatta mahalleden daha fazla, örneğin daha kolay anlaşılabilir. Strasbourg kentinin Almanya'daki yanında bulunan küçük kentler arasında büyük bir nehir var. Ren Nehri. Ama artık sınır yok. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. İki belediye başkanı yahut da o bölgenin belediye başkanları. Ya biz bu aradaki büyük engeli nasıl aşalım? Kent ve mimarlıkla aşalım. İnsanlar serbest dolaşsınlar. Taşıtlar, ulaşım araçları, ekonomik olarak tamamlayıcılık ve konutun sınır tanımaması gibi etkileri nasıl çözeriz? Biz iki ayrı, bir Alman belediyesi, bir Fransız belediyesi olarak değil, belki bir Avrupa ölçeğinde yasalara biraz uyan, biraz olmayan yeni bir kamusal yönetim ölçeği ki sonradan konuldu bu. Bu da o boyutta bir şey. Bir ülkenin belli ölçülerdeki sorunları değil, iki ülkenin belli ölçülerdeki sorunlarını birbirine bağlayan bir yatay koordinasyon oluşumu, yani yasaların buna uyması gibi bir olgu düşünmekte büyük yarar var. Bu tabii ki bir büyük bir zihniyet değişimi. Şimdi tabii spekülasyon olacak. Güney bölgemizde yakın komşularımız var. Yani o komşumuz var. O komşumuzla şu anda çok gırtlak gırtlağıyız ya da başka bir şeyiz. Güneydoğu'nun, güneyin deprem bölgelerinin 50 yılını tasarlarken biz Suriye ile yarın ne olacak aramız demeden şehircilik meyircilik yapmayalım. Bakın bunu size söyleyeyim ben. Ha bizi aşar, aşmaz. Ben 10 tane mahalle yaparım, 20 tane bina dikerim, benim işim biter diyemeyiz. Halep'i düşünmezsek Antakya'yı düşünemeyiz. Hatta Antep'i düşünemeyiz. Filiz'de Halep'i beraber düşünmezsek olmaz. Bir şekilde kulağımızın arkasında bulunması lazım. Eğer yüksek sesle söylemiyorsak demek istediğim bu. Bunun da bir ölçüde daha küçük ölçeklerde, 1, 2, 3, 5 hektarlık yerlerde fiziki çalışma yapmamız lazım. Konut, iş yeri, yollar, daha kolay ulaşım yapılması. Bu yeni araç son 10-15 yıl içerisinde çokça kullanıldı. Önümüzdeki yıllarda size Fransa'dan ya da başka yerlerden bu ara yolu, ama eğitimimizde olmayan bir eğitim olduğu için yeni bir yol olduğunu söylemek lazım. Proje Urban Kent Projesi. Birinci özelliği 3 boyutlu olması. Halbuki bugüne kadar ki kentle ilgili bütün elimizdeki teknik olanak, imar planı dediğimiz, Nazım şu bu falan filan, 2 boyutlu bir takım grafiklerle söylediğimiz şeyler. Halbuki Proje Urban dediğimiz şey, kent projesi, mimarlık ve şehirciliğin beraberce düşünüldüğü, 3 boyutun daha en başından itibaren düşünüldüğü ve bunun içerisinde eğer çeşitlilik olacaksa ki olmasına yarar var, bir makro strüktürden hepsini kontrol eden birisi olduğu gibi, bir ekip olduğu gibi alt bölgelerin de bütünüyle beraber olduğunu sağlayan, oluşmasını sağlayan, her ne kadar mimari farklar olsa da yepyeni bir tasarım biçimi ki bunu bakanlıklar olduğu gibi belediyeler daha güçlü bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü onların ihtiyaçları daha yakından oluşuyor. Nevin Hoca'dan bir tarih, şehircilik tarihinden 19. 20. yüzyıla gelinceye kadar olabildiğince daralttık. Kent diyoruz. Büyüdü kent diyoruz. Kent diyoruz. Evet, kent nedir? Kent deyince ne diyoruz? Ne anlıyoruz? Kentler ne zaman doğdu? Nasıl büyüdü? Bunların çok detaylarına girmek istemiyorum ama önemli olan tarih boyunca kentler, kent dediğimiz olgu hem olgunlaşarak var olan ve olgunlaşma sebepleri olan bir yerleşim. İlk baştan beri sadece boyutlarınla, ölçeklerinle var olmuyor. İşlevinle ve insanların ortak olarak faydalanabilecekleri
bir merkez olarak var oluyor. Bu ta Neolitik çağdan beri ilk elde edilen teknik gelişmeler, pulluktan tekerlekli arabaya, yelkenli teknikten meteorolojiye, sulama yöntemlerinden, yeni bitkiler yetiştirme yöntemlerinden, yeni icatlara kadar çeşitli teknoloji gelişmenin doğada var olan insanların beslenmesini, yaşamasını sağlayan toprak, su, iklim, topografya gibi doğa olaylarına sahip hakim olabilmesi için geliştirdikleri çeşitli olanakların tabii ki ekonomik olarak belli bir merkezde toplanıp ortaklaşa kullanılabileceği yerlerde birikmesi bu kent olgusunu yavaş yavaş oluşturmaya başlıyor. Kent olgusunu tanımlayan çok kişi var, çok sayıda şehircilik var. Child'ın farklı, GDS'in var, hepsinin farklı, Spiro Kostov'un farklı tanımları var. Ama bütün bu tanımlar hepsi birbirini tamamlayıcı, hepsi birbirini bütünleyici. En erken kentlerin boyutları, onun için boyutlardan bahsettim, son derece küçük. Arkeolojik çalışmalarda görülüyor ki son derece küçük, dar mekanlarda. Fakat insanlar onun çevrelerindeki en çok tarım ve daha sonra hayvancılıkla ilgilendikleri alanlarda. Bir başka niteliği de kentin, ta başından beri değiş tokuş üretilen tarımsal olsun, hayvansal olsun, daha sonra da topraktan veyahut da madenlerden, hayvancılıktan yapılan üretilen maddelerin değiş tokuşu, ticareti, başka taraflara gönderilip getirilebilmesinin sağlandığı, tek elde toplandığı ve gittikçe pazarlaştığı yerler. Demek ki aynı zamanda kentler bir pazar merkezi, bir kesişme noktası. Evet, ama bunlar başıboş yerler değil. Her şeyin sahibi olduğu gibi kentlerin her zaman sahipleri var. Kentlerin her zaman sahipleri var derken hangi işin başına kim tutuyorsa. Ama en çok tabii ki insanların en büyük konusu doğayla baş ederken yaratkenlikleri, korkulara karşı yarattıkları güçler. O güçlerin temsilcileri. O güçlerin temsilcileri de kentin doğal sahiplerinin arasında. Kentin doğal sahipleri değişik dönemlerde değişiyor. Evet, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Neolitik yılları geçtikten sonra zamanla yoğunlaşma arttıkça eski dünyada büyük kentler oluşuyor. Bunların en önemlilerini biliyorsunuz tabii ki modern dünya kentlerinin en büyük referansları olan Antik Yunan ve Antik Roma kentleri. Biraz önce de daha sonra Orta Çağ kayışında Yeni Roma, yani Konstantinopolis'ten de bahsetti Ufuk Hoca. Bu büyük kentlerin de en büyük özellikleri tek yerlerde toplanıp ve daha düzenli bir yapıya kavuşmaları ve sürekli çeşitli göçlerle de zenginleşmeleri. Tabii ki fetihler, imparatorluk haline gelmeleri, insan sayısının kentlerde artması ve daha sonra da yıkılma dönemleri. Şehircilik tarihinde görüyoruz ki kentlerin, böyle büyük kentler bir süre sonra ortadan yok oluyorlar. Yok olma sebepleri çok. Fakat Roma İmparatorluğu'nun yıkımı, daha sonra Doğu Roma'nın yıkımı Orta Çağ'da oluyor. Orta Çağ'da bitmesine sebep oluyor. Ama Roma İmparatorluğu'nun yıkımı, onun için çok hızlı gitmeye çalışıyorum konuyu, böyle bir şey yapmamak için. Çok önemli.
Avrupa kentleşmesinde Roma devletinin yıkımı çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü Roma çeşitli akınlarla batıda İngiltere'ye kadar gitmiş, doğuda ve kuzeyde ve güneyde her tarafa doğru gitmiş bir yapıda ve giderken de son derece örgütlü ve son derece mühendislik bilgisine vakıf olarak hem yollarını yaparak hem yoldaki kalelerini, dinlenme yerlerini, askeri bölgelerini kurarak askeri teçhizatlarını koyabilecekleri, kışlayabilecekleri, hayvanlarını dinlendirebilecekleri, yüklerini yeniden tutacakları ve hatta ondan sonraki yola devam ederken yeniden asker toplayabilecekleri ve o askerleri o kışlarda eğitebilecekleri bir düzenle tüm Avrupa'da yayılmış durumdalar. Yani Roman medeniyeti aslında Avrupa medeniyetinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamış olmakla beraber Roma'nın çökmesine sebep olan yine dışarıdan gelen kavimler. Bunların içinde Hunlar var. Bunların içinde Alman kavimleri var. Bunların içinde yine doğudan gelen başka kavimler var. Kuzeyden gelen kavimler var. Ve Roma kendi devlet yapısı olsun, kendi yaptığı çok sayıdaki Moğolların, Macarların, Normanların istilalarından sonra 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu kademeli olarak dağılmaya başladı ve yıkılmaya başladı. Bu uzun bir süreç oldu, yıkım süreci. 300 yıl boyunca Roma'daki hayat korkunçtu. İnsanlar başıboş, kentler sahipsiz, müthiş bir kargaşa, müthiş bir hastalık, yaygın hastalıklar, müthiş bir yönetimsizlik içinde sürdü. Bu süreç Roma'da sürerken tabii ki Roma'nın gittiği ve ta İngiltere'de kadar gidip yerleştiği o büyük yollarda da boşluklar yarattı. Ordular dağıldı ve yaratmış olduğu bu kaleler, bu kışlalar, bu yollar, bu hanlar hepsi birdenbire sahipsiz kaldı. Bu dönemde bir sürü başıboş kumandan, bir sürü oranın yerli ve o ana kadar raptı zapt altına alınmış yerlileri ve köylüleri birdenbire olayın farkına vardılar. Bu başıboş kalan yerlerde bir hareket başladı. Bu harekette o boş yerleri kullanmak amacıyla o boşluklar biliyorsunuz genelde doğa kanunu boşluklar doldurulur ve o boşluklar doldurulmaya başladı. Ve işte Orta Çağ kentlerinin o karanlık yıllarda, başladığı yıllarda oluşumu da bir şekilde böyle başladı. Çünkü o sıralarda Avrupa'da küçük krallıklar olmakla birlikte Fransa'da, İngiltere'de ama mesela Almanya'da yoktu. Almanya'da kabile yaşanıyordu. Ve kendi aralarında belli anlaşmalar olsa bile daha çok kabile davranışları ve daha savaşkan davranışları da vardı. Kendi aralarında anlaşmaları olsa bile zaten Roma İmparatorluğu yıkımına sebep olan istilalı türlerinden biri de buydu. Tabii ki bu küçük yaratılan aktarma yerlerinin, mekanlarının askeri amaçla veyahut da dediğim gibi han amacıyla yapılan yerlerin yeniden ele geçirilmesiyle orada bir oluşum, kendiliğinden bir oluşum başladı. Çünkü orada bir var olan bir yapı vardı. Yani yoktan var edilmiş değil, var olan bir yapı, dağılmış bir yapı, bir örgütlü bir yapı. O yapının yeniden canlandırılması için yeni sahipleri. Yeni sahipler de tabii ki demin söylediğim gibi yerli köylüler, eski Roma subayları, rahipler, eski askerler veyahut da dışarıdan gelip tesadüfen oralara yerleşebilmiş yine akıncılar.
buralara sahip çıkmaya başladılar. Çünkü zaten bunların etrafında lojistik desteği aldığı Roma ordusunun büyük tarım alanları vardı. Tarım ve hayvancılık vardı. Onunla besleniyordu. Ve tarım ve hayvancılık alanlarında da aynı zamanda asker devşiriyorlardı. Oldukça da yaygındı. Düzenli değildi. İşte bütün bu Orta Çağ'ın başlangıcında bu küçük kalelerin, küçük manastırların, küçük hanların yeniden örgütlenmesiyle bir küçük kentse, adına kent desek olur ama Orta Çağ kentlerin doğuşu buna borçluyuz. Bu şekilde bir örgütlenmeyle başladılar. Ve tabii ki bu toprak sahipleri zaman içinde yine eski model üzerinde şeylerden, üreticilerden, özellikle tarım üreticilerinden vergileri topladıkları için bu vergileriyle beslenmeye devam ettiler. İşte bu beslenme, vergi toplama, yani devlet yapısını getiriyor. Minicik de olsa bir devlet yapısı. Köleyiz veya değil adı değişebiliyor. Fakat burada o toprağın sahibi olarak da kendini empoze etmiş oluyor eski düzene göre. İşte aristokrasinin doğuşu da biraz budur. Yani toprağın sahibi olmak gibi. Bu şekilde bir süre sonra şunun farkına varıyorlar. Diyorlar ki evet ama bunun rantabül olması sadece aldığımız yemek için aldığımız tarım fazlasını, ürünlerin fazlasını ne yapacağız? Satmak lazım. İşte ticaret yolları üzerinde olduğu için zaten bunun altyapısı da var. Çünkü orada dediğim gibi kervanlar da duruyor. Bütün bunlar bu sistemin tekrar çalışır hale getirdikleri zaman bunu kontrollü içinde ilk sistemleri Roma'da olan modelleri üzerinden başlayarak yeniden yapılandırıyorlar. Bugün hala kullanılan, Roma'da başlamış olan ama Orta Çağ'da son derece ilerlemiş olan noterlik sistemi, yani kayıt sistemi Orta Çağ'da bugünün devletlerinin temellerini atmıştır. Kaç tane hayvanı var? Kaç kişiden ne kadar ne alıyor? Kim nereye gidiyor? Kime ne kadar yer verdi? Kimi o küçük kentin içine nereye yerleştiriyor? Kimi kentin dışına yerleştiriyor? Kimi kentin içine ne kadar yer veriyor? Ve bunların metrekarelerine kadar hesaplıyor ve sınıflandırılıyor. Ve bütün bunlar kaydı altına alınıyor. İşte noterlik hizmeti dediğimiz, bugün çok daha basitleştirilmiş hizmet, aslında bir nevi yasalaştırmanın altyapısını ve şeyini hatırlatıyor, bize gösteriyor. Aynı zamanda bu küçük kentler her birisi kendi varlıkları çerçevesindeki özellikleri, madenlere mi yakınlar, yok hayvancılık mı, yok tekstil mi, yok cam üretimi mi? Örneğin biliyorsunuz ki İtalya'da Venedik'te, o da bir orta çağ kenti, cam üretimi var. Yani herkesin kendi lokal, yerel üretim biçimleri de oralarda tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi tabii ki Orta Çağ'ın Orta Çağ'ın başında kent duvarları bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Eğer oralar kışla idiyse duvarlar var, kışla değilse duvar yok. 1299 yılında Fransa kralı mesela duvar yapmayın dedi. Çünkü her şey yolunda. Kimse kimseyle kavga etmiyor. Savaş yok. Duvara gerek yok. Ama bazı Orta Çağ yöneticileri böyle küçük kentlerde biz duvar yapmak istiyoruz diye vergi vererek duvar yaptılar. Kent duvarları inşa ettiler. Bunlar mutlaka savaşa karşı yapılmadı ama şeylere karşı, vandalizme karşı yapıldı. Dışarıdan gelecek başka türlü tehlikelere, yani mutlaka savaş tehlikesi değil, onlara karşı yapıldı ve böyle bir şekilde gitti. Tabii karanlık çağ dediğimiz dönemleri var. Fakat kentler bu çağda büyüdüler. Bir başka şey daha söyleyeceğim.
kentleri büyütmek çok önemliydi. Onun için bu yeni kentlerden bahsederken, bundan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bu tür kentlerin yaşayabilmesi, bu güçlerin devam edebilmesi için özel yasalar çıkardılar. Özel yasalar. Bu yasalar neydi biliyor musunuz? Destek yasaları, vergi muafiyeti yasaları. Bir başka bölgeden veyahut da daha uzak çevreden insanları getirip iş gücünü arttırmak nedeniyle oralara insan getirebilmek için bir takım yasalar getirdiler. Teşvik yasaları. Bugün hala var teşvik yasaları. Bir yere bir şirketi getirmek istediğiniz zaman 5 yıl senden vergi almayacağım, sen gel burada üretim yap diyoruz. Ben Kolmar'da biliyorum, Sony'ye geleceği zaman Sony'ye dediler 5 yıl senden vergi almayacağım, yeter ki gel burada çalış ve benim bu bölgemi canlandır ve burada bir iş hayatı kur, işsizliğe bir cevap ol dediler. Bu orta çağda başladı. İnsanlara dediler ki evet, biz Romalılar gibi senin 5 çocuğunun 4'ünü askere almayacağız, sadece bir tanesini askere alacağız dediler. Bakın bu tür yasalar çıkardılar. Gelirsen sana şu kadar metrekare tarım alanı vereceğiz veyahut da yaptığın mesleğe göre şu kadar metrekare şu şeyde alanda oturabileceğin ve işini yürüteceğin bir yer vereceğiz. Bu kent devleti. Kent devleti yani, işte yani, orta çağda kentin oluşumu. Yani kent devleti. Onun için yeni kentle bağlamaya çalışıyorum. Yani bir kentin oluşumu için demek ki bu modeller o zaman ihtiyaçtan ve insan aklından ve daha önceki örneklerin iyileştirilmesi yoluyla ortaya çıktı. Bu nedenle bugüne gelirsek, ben bunu açamadığım için biraz zorlanıyorum. Ben seni açamıyorum. Nereye gidiyor? Evet, bunlardan bir de bahsedilerden şöyle kısaca bir bahsedersek, basit dediğimiz bu küçük yine şeylerden koruma amaçlı daha yüksek yerlere kurulmuş. Bunu İtalya'da da görürsünüz. Güney Fransa'da. Güney Fransa'da çok görürsünüz. Diğer ülkelerde de görüyorsunuz. Basitler 13. ve 14. yüzyılların en önemli kentleşme türü oluyorlar. Bunlar aslında kale kentler. Ve bu kale kentler o kadar başarılı bir savunmayla yüzyıl savaşlarında ayakta duruyorlar ki bunların örgütlenmesi çok önem kalıyor ve kazanıyor ve şehir merkezleri hallerine geliyorlar ve bunların etrafında yeni kasabalar kurulmaya başlıyor bu merkezde. Yani merkez kurulan merkez ve etrafında kasabalar kuruluyor. Yani Roma merkezli, yani Roma'nın ürettiği merkezlerden daha farklı bir yeni kent oluşumundan bahsediyoruz. Evet, evet. Tabii ailelerini bahsetlere taşımayı kabul eden bir sürü çiftçi de yine bu yeni yasalardan faydalanarak artık köle olarak gelmiyor, özgür kişiler olarak geliyorlar. Yani bu bahsetlerin varlığı ve gelişmesi köleliğin de ortadan kalkmasına, feodalizmin de gerilenmesine neden oluyor. Tabii bu özgürlükte ne yapıyor? Söz haklarını doğurduğu için de çeşitli haklarda pazarlıklarla gitgide aristokrasinin daha geri konumda düşmesi sağlanıyor. Şimdi bahsetlerin çoğu belli bir şehir planına uyuyor. Hem dar bir şeridin üzerinde adalaşma, blokları ayıran geniş caddeler var. Ve bir tabii ızgara üzerinin içinde yapılıyor. Bunlardan önemlilerinden birkaç tanesi söyleyeyim, bakabilirsiniz. Béziers'de, Narbonne'da, özellikle Fransa'nın güneyinde, Toulouse'da, Orange ve Arles gibi orta çağ şehirlerinde bu Roma'dan kalma planlama emsallerinin hayatta kaldığı bir bölge burası. Tabii son derece turistik bir bölge ve geçen yani bu en son karakollardan diyelim fakat bugün için de son derece önemli. Bu bahsetlerin özellikle vergi
franşiz dedikleri vergiden muafiyet vererek zenginleşme yöntemleri var. Ziraatten ve sanatten gümrük vergileri almıyorlar. Demek ki kentlerin planlamasında veya gelişmesinde yasalar ve teşvikler çok önemli roller oynuyorlar. Bunu söylemek istiyorum. Bunda çok şey yapmak istemiyorum. Tabii 10 ve 11. yüzyılda Avrupa'da siyasi istikrar, ekonomide bir gelişme oluyor bu nedenle. Ve bu şekilde kent kültürü de gelişiyor. Yani paranın ve gücün olduğu yerde kent kültüründe de bir gelişme, bir de sosyal sınıfların netleşmesi, hakların belirlenmesi gittikçe artıyor. Ortaçağ kasabaları ticaret merkezleri olarak başlamakla beraber daha sonra da malın üretim yerleri haline geliyorlar. Ve buralarda mal üretimi birçok loncalarda gelişmeye başlıyor. Lonca sistemi de buralarda çok önem kazanıyor. Loncaların her birinin son derece önemli yerleri oluyor. Zanaat loncalarıyla tüccarlar da en zengin sınıflar olarak buralarda yer alıyorlar. Daha sonra da zaman içinde ortaçağdan çıkmaya çalışıyorum. Ortaçağ kentleri sayısı artıyor. Yalnız 14. yüzyıla geldiğim zaman Avrupa'da büyük bir çöküntü yaşanıyor. Büyük bir çöküntü yaşanıyor ve bu büyük kentsel gelişme duruyor. Ve bu şeyde yeni kentler çok küçük kalıyor. Güneybatı'ndaki bahsettikler de küçük kalıyor, tekrar küçülüyor. Bazıları mesela Bilbao'da, Malmö'de, Lübeck'te, Münih'te, Berlin'de, Klagenfurt, Varşova, Saraybosna gibi yerlerdeki buna benzer yerlerde de hayat son derece kısıtlı hale geliyor. Şeylerin morfolojilerini biraz geçmek istiyorum. Evet, ondan sonra 19. yüzyıla atlamak istiyorum. Çünkü 19. yüzyıl ve endüstri devriminden sonra Londra'ya geçmek gerekiyor. Endüstri devriminin İngiltere'de olması tesadüf değil tabii. Burada son derece önemli madenlerin bulunduğu kömür, demir ve de birçok zanaatın da gelişmiş olması, aynı zamanda pamuk keten, yine de ticaret yoluyla getirdikleri birçok ham maddenin bulunması. O yüzden İngiltere'ye bakarsak, İngiltere çok romantik bir yer değil aslında. Eğer gidenleriniz varsa, çıktığınız zaman kentlerin dışında öyle Fransa'daki gibi, Almanya'nın birçok yerinde olduğu gibi çok yeşil, güzel, tahta geçirmek isteyeceğiniz yerler az sayıda var. Güneybatı'da var. Fakat içlerde delik deşik arazilerle karşılaşıyorsunuz. Çok fazla madencilik, çok fazla üretim, teknolojik ve fabrikalar ve onların çevresinde yapılmış konutlarla dolu. Sanayi devrimi İngiltere'de 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başına başlıyor. Ve birçok insanda üretim furyası içinde inşa edilen fabrikaların civarlarına hızla çalışabilmek için, mesafeleri daraltmak için, demin mesafeden bahsettik, bu önemli bir ölçek. Birçok insan kırsal bölgeden çıkıp kasabalara ve kentlere, yani fabrikaların oldukları yere taşınmaya başlıyor. Tabii ki bu sanayi devrimi büyük kazançlar getirdiği için ve büyük buluşlarla ham maddeye erişim, ticaret yollarının gelişmesi, diğer ülkelerle ortaklıklar, sosyal değişiklikler getiriyor, istikrarlı bir hükümet yapısı gerektiriyor ve İngiltere endüstri odaklı bir ülke haline geliyor. Zaten buradan da sanayi devrimi Avrupa'nın diğer şehirleri, kentlerine ve ülkelerine doğru ilerliyor. Biraz da bu Almanya'ya doğru vesaire giderken
Birinci Dünya Savaşı'nın da çıkmasının sebeplerinden biri oluyor. Sanayi devrimi benzeri görülmemiş bir nüfus artışına yol açıyor. İngiltere'nin nüfusu 1550 ile 1820 yılları arasında %280 artıyor. Ama Batı Avrupa'da sadece %50, %80 artmış oluyor. Dolayısıyla 1900'lerin başında İngiltere ve Amerika'da sanayi devrimi olduğu yerlerde kırsal bölgede yaşayan insan sayısı azalıyor. Kentlerde büyük yığılmalar başlıyor. Kentlerde yoğun bir şekilde, istiflenmiş bir şekilde yaşamaya başlayan ve sonuçta kötü ve aceleyle inşa edilmiş, neredeyse tek odalı yerlerde üst üste yaşayan işçiler çok büyük bir hijyen sorununa sebep oluyorlar. İşçiler sebep olmuyor, daha doğrusu konut sorunu sebep oluyor. Konutların yetersizliği, alelacele yapılan şeyler, hastalıkların hızla yayılması, mahallelerin pis olması, plansız gelişmeler, yolların kötülüğü, içici odalar, tuvaletlerin alt katlarda sadece olabilmesi, kanalizasyon sistemi yok, o kadar numaradan geçmiş gitmiş ama hiçbir şey kalmamış. Ve arkasından son derece karanlık bir şekilde her türlü yaygın hastalıklar baş gösteriyor. Dolayısıyla mesela Galler'de şehirde yaşayan nüfus 1801'de %17'den 1891'de %72'ye sıçrıyor. Ve Londra nüfusu zaten 1800 yılına kadar 1 milyonu aşmış oluyor. Biraz sonra 6,5 milyona ulaşıyor. Şehrin fiziksel gelişmesi ve askeri kıta Avrupası üzerinde son derece etkili bir faktör olarak görülmeye başlıyor. Ve işte sorunlar bu şekilde başlıyor. Tahliye ve bombalamalar Londra tarihinde çok önemli bir dönüm noktası oluyor. Çok uzun kapsamlı banyoleşme çağını bir anda sona erdiriyor. Şimdi banyoleşme çağı için iki kelime söyleyeyim. Kentlerin ister istemez yakın yerlerin işçilerle dolmuş olması, kent içinde yaşayan orta sınıf ve zaten çok büyük bir orta sınıf yok ama aristokratların kenti terk etmelerine neden oluyor ve kent dışında yerleşiyorlar. Kent dışına yerleşmeleriyle şehir tamamen bakımsız bir hale gelmesi nedeni biraz da öyle oluyor. Bir de kendileri korumak, hem Londra'yı korumak adına hem de kendileri korumak adına Londra'nın etrafına büyük bir yeşil kuşak yapılıyor. Bu yeşil kuşakla giriş çıkışlar kontrol altında ve oralara doğru kent büyüyemiyor. Kendi içinde tıkanıp kalıyor. Yavaş yavaş buradan anlıyorsunuz gitmeye başladığımız yeri. İlk yapılan şeyler tabii ki Bahçeşehir idealiyle beslenen büyük burjuvazi banyolardaki bahçeli evlerinde otururlarken çalışan tüm işçiler veya orta sınıf teknisyenler de bu hayalle çalışmaya devam ediyorlar günün birinde bahçeli güzel büyük bir yerde oturma hayaliyle. Tabii ki bu Ebenezer Hobart'ın bunda çok büyük etkisi oluyor ve Bahçeşehir'in altında da biliyorsunuz yatan ilkeler, toplum katılımı, iyi tasarlanmış konutlar, kolay erişilebilir eğlence alışveriş testleri ve entegre ulaşım vesaire gibi kasabalaşma mantıkları ötüyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman yeni kentlerde de aynı mantıklarla düşündüğümüzü görmekteyiz. Londra büyük bir baskı altında, inanılmaz bir baskı altında ve kısa alanlardan gelen göçmenlerin sayısı çok yüksek ve çok ciddi konut sorunları var. Ve tarihsel olarak insanların önemli bir kısmı yerel yönetimler tarafından inşa edilen toplu konutlarda yaşıyorlar. Bu toplu konutlarda çok ciddi sorunlar var ve bunların toplu konutların büyük bir kısmı kiralıkken, ucuz kiralık konutken
bir süre sonra bu kiralık konutları da yavaş yavaş satmaya başlıyor. Çünkü çıkan yok. Satmaya başlıyor Londra. 1946'da yeni şehirler yasası altında bir karar alınıp yeni bir yasa çıkıyor. Ve bu yasayla bu nüfus baskısı ve hijyen sorununa çözüm bulmak için yeni bir düzenleme gerektiğini düşünüyor. İngilizcesini söyleyeyim. İngilizcesini de söyle. Öyle arasınlar. Newtown Act. Evet, birden bir havasına girmedi. 1946'da Newtown Act diye bir yasa çıkıyor. Ve bu çok iddialı bir yasa. Neden? Çünkü bir yerde bir kent kurmak için önce arazi bulmak lazım. Biraz önce Ufuk Hoca bir şeyler anlatırken, şurada ben not almıştım. En önemli yeni kent kurmak istediğin zaman sorulardan bir tanesi de, ben yaptım olduğu dışında, devlet planlama teşkilatı içinde olmadığı bir şey olamaz. Neden? Çünkü arazi meselesi var. Arazi kimin arazisi? Ne arazisi? Neye ayrılmış arazi? Devletin arazisi mi? Özel arazi mi? İşte bu Newtown Act bu nedenle çıkarılıyor. Önce arazi meselesini çözecek ki yeni birinci koşul nerelere yapılabileceğini sağlamak. Bizim için de aynı şey. Şimdi doğuda bir tane bir yer yapacağız. Orada bir şey yapacağız. O araziler kimin? Ne için ayrılmıştı? Ne amaçla ayrılmıştı? Eğer ayrılmayıp da özel mülkiyet ise o özel mülkiyete nasıl müdahale edilecek? Yani kamulaştırma. Kamulaştırmanın bedeli. Kamulaştırmanın biçimi. Kamulaştırma öyle mahkemelik olacak mı? Olmayacak mı? Ne kadar sürecek? Bir de bu süreçler var. Bütün bunlar hepsi herhangi bir yeni kent oluşumunda çok önemli. İşte bu Newtown Act 1946 yılında çıkan zaten o noktadan başladı. Nerede yapacağız? Hangi arazide yapacağız? Ne tür arazide yapacağız? Bu birinci soruydu. Ondan sonraki ikinci soru, evet bu insanları götüreceğiz ama niçin götüreceğiz? Sadece insanları götürmek için değil, işi de beraber götürmek için. İşin olduğu yerlere veya iş kurulabilecek yerlere. Ve ne tür iş kurulabilecek yerler? İşte ikinci yeni kent kurma bu konutlar sosyal konutlar mı olacak? Kiralık, ucuz kiralık konutlar mı olacak? Satılık konutlar mı olacak? Devlet destekli yardımlarla ödenilebilecek, sübvansiyon edilecek konutlar mı olacak? Yoksa özel müteahhitlerin de oluşuma katıldığı ve yine farklı katmanlarına gelmesini sağlayabilecek tek katlı evler, bahçeli evler gibi çeşitlendirmelerle mahalle tipleri mi oluşturulacak? Bütün bunlar yeni kent oluşumunda ta 1946'lardan beri bu sorular soruldu. Biz dünyayı yeni keşfetmiyoruz. Ve bunun üzerine katman katman yasalar, katman katman komisyonlar, katman katman organizasyonlar. Bir şey söylemek istiyorum. Sürdürülebilir kentler konusunda tabii şey vermiştik daha önce de. Sürdürülebilir kentlerle yeni kent arasındaki fark, yeni kentlerin hem sürdürülebilir olması lazım. Evet. Ama daha farklı yeni kentlerin. Sürdürülebilirliklerinin niteliği farklı. Yani sadece ekolojik sürdürülebilirlik değil. En önemli farkı burada. Biz sürdürülebilirlik kent örnekleri verdik ya da mahalle örnekleri daha çok mahalle ölçeğinde çoğalıyorlar. Ama sürdürülebilir mahallelerde şöyle bir şey var örgütlenme açısından hazırlanma döneminde. Katılımcılık. O mahalleye talip olanlar, o mahallede oturulanların belediye boyutlarında ve katılımcı olarak projelere katılmaları, onay vermeleri, tartışmaları söz konusu. Ama bir yeni kent için böyle bir olanak yok. Kimlerin geleceğini bilmiyoruz. Kimlerin talip olacağını bilmiyoruz. Boyut çok farklı. O zaman o katılımcılık nasıl sağlanacak?
hangi etaplarda sağlanacak, hangi yasalarda sağlanacak? İşte bu da başka bir boyutu olayın. Kent ölçeğinle mahalle ölçeği, yeni kent ölçeğinle mahalle ölçeğini asla karıştırmamamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik evet ama sürdürülebilir yeni kentin süreci çok çok daha uzun ve kapsayıcı bir süreç. Ben burada bırakayım istersen. Şöyle kurulan yeni kentlerden örnek olarak hani sakın şeyi beklemeyin. En iyi örneği mi sunuyorsunuz hocam? Hayır. Çok sıradan örnekler. Örneğin Milton Keynes'i biraz sonra Nevin Hoca anlatacak. Milton Keynes İngilizlere bile sorulduğunda Milton Keynes'i bir İngiliz'e sorarsanız biliyorsa İngiltere'nin en çirkin kenti falan da diyebilirler. Ama bizi ilgilendiren o kentin güzelliği olması, başarılı mı olması en iyi örnek olarak mı sunmamız değil. Bir, tarlalar bütününden Nevin Hoca'nın söylediği ön koşullardan dolayı yani Londra'nın nüfusunun azaltılması, yeni gelen nüfus baskısını kent dışına özellikle orta sınıfların hem çalışıp hem oturacakları bir toplumsal miksite, miksitenin tam Türkçesini bilmiyorum şey olarak ama karışıklık, toplum karışıklığı, çeşitli katmanların bir arada olduğu, Nevin Hoca söylüyordu, gençlerin de olduğu, üniversite öğrencilerin de olduğu, yaşlıların da olduğu, orta sınıfların olduğu, aktiflerin olduğu, hem mümkünse çalışmanın Londra'da değil ya da başka bir kentte değil orada olduğu bir ortam yaratılması. Yani gerçek bir kent. Sosyokültürel merkezi var, belki operası var eğer mümkünse öyle bir şey. Sinemaları var, neyse artık. Şimdi bu bağlamda düşünüldüğünde en iyi kent Milton Keynes değil elbette ki. Ya da Fransa'daki örneklerinden, Paris çevresindeki örneklerinden. Onlar da en iyi, en başarılı örnekler değil. Ama burada yapmak istediğimiz şey bizim böyle bir niyeti olan bir hükümetin, bir kamu yönetiminin bir şeyleri yaptıktan sonra 40-50 yıl sonra sonuçların ne olduğu, sorunların nerede olduğunu daha çok örnek üzerinden görmemiz. Şöyle bir şey oluşuyor Fransa'da. De Gaulle hükümeti zamanında 67-68 yılında derler ki De Gaulle imar bakanını çağırır. Ya der ki imar bakanına helikopterle beraber dolaşıyorlar Paris'in etrafında. O zaman başlıyor imar bakanı ya da Paris bölgesinin büyük şehircilik kurumunun başı Paul de Louvrier. O zaman diyor Paris'in nüfusu gelecekte neler olacak? Onu bir araştırmaya başlayalım. Tam savaş sonrasının gelişen bir ülkesi Fransa, Almanya, İngiltere. Şöyle diyorlar, şu anda yaklaşık 12 milyon gibi öngörüyoruz gelişmeyi. Bu büyük olasılıkla böyle giderse 18 milyon olacak. Bu 18 milyonu Paris, mevcut Paris, şöyle bir şemasını yapayım. Biraz sonra göreceksiniz ama derslerimde bilenler ellerimin kaşındığını bilirler. Paris'in merkezi böyleyse, Sen Nehri şöyle geçiyorsa, şurası yaklaşık 2 milyon kişi ve gelişme halkalarıyla biraz önce Nemin Hoca söyledi, doğal gelişme en kötü gelişmelerden bir tanesini gösterir. Yani önce burası dolar, sonra biraz buralar dolmaya başlar. Ondan sonra da bu Le Corbusier usulü kentlerle 100 bin kişilik dışarılarda bir yerde sadece işçi kent. İşçi kenti ya da uyuma kentleri yapılır çeşitli yerlerde. Böyle bir saçma sapan bir gelişme var dediği için De Gaulle ama aynı zamanda tabii ki böyle bir şey olmadı. Çünkü onlardan çok daha önce Londra, bütün teknisyenler biliyorlar. Londra'da benzer dertle, Londra'nın şeması aynı şey olmasa bile yine içinden bir nehir geçiyor. Ve o da çevresine doğru çeşitli dengesizliklerle yayılıyor. Bu ne kadar büyürse dertler o kadar büyüyor. Yani gerek altyapı, donatı, tren, yollar, konut sorunu yani ilaniyaya büyüyebilir bu şekilde. Yani doğal bir büyümeyle. Ucuz arsa var, bir müteahhit burada bir şey yapıyor. Derken büyüyor. Onun için başka sebeplerden dolayı bunun dışında bir yerlere bunun eşdeğeri bir hayat kalitesi olan yerler yapalım. İngilizler bunu konuşurlarken Fransızlar da benzer bir mantıkla diyorlar ki Paris'te 18 milyon olmasın. Projeksiyon bu arkadaşlar. 10 milyondan 18 milyona gitmesin 2000 yılında.
tabii esas en büyük dert de buradan başlayacak. Hani demin konuşmadık. Nüfus projeksiyonları, ekonomik evet. projeksiyonlar. Nüfusumuz kaç olacak? Hani bilirsiniz hepiniz o yaştasınız. Türkiye 2000 yılına geldiğinde 100 milyon olacak. 2050 yılında dünya 18 milyar olacak. Bizim bunlar hep konuşulur şeyler. Aslında hiçbirisi gerçek değil. Şu anda Türkiye'nin nüfusu artık artmayan bir seviyeye geldi. Bütün dünyanın nüfusu gibi. 8 milyara kadar gitti. Şimdi yavaş yavaş geri geliyor. Bunlar ciddi olaylar. Nitekim bu projeksiyona göre dediler ki 500 bin kişilik, 100 bin ila 500 bin kişilik çevrede uydu kentler yapalım. Ki buradaki göç baskısı, konut baskısı bizim de kararımızda iş yerlerini de dağıtarak bu çevredeki yerlerde engellensin. Ve biz oralara hem iş yerlerini hem nüfusu yığarsak Paris işte 2 milyon artı 8 milyon falan kalır. Amaç buydu. Şimdi birinci etapta bu. Bunun için önce bir etütler başladı tabii ki. Ki belki de en önemlisi o. Belki de bizdeki en büyük eksiklik o olabilir. Bir hukuki yaptırımı olmayan, hukuki gücü olmayan bir araştırma misyonu 2 yıl çalıştı. Bunu pek fazla bilmezler. Yani Fransa'daki şehircilik eğitimimizde de biz görmedik. Daha sonra gördük. Bu misyon aslında çok önemliydi. Bütün bu şemaların belli ölçülerde ama tabii ki ilk öngörü kalmak üzere. Bunu deselerdi ki 14 milyon olacak. Herhalde başka bir şey yaparlardı. Ama bu tabii herkesin gözünü korkuttuğu için bu bir yani, politik motor oldu. Halbuki soracağım size. Hatta siz bana soracaksınız. Şu anda Paris'in nüfusu kaç kişi? Yani 70 yılında bu öngörülürken şu anda ne? Entramuros olarak. Hayır hepsi yani iç Paris. Entramuros dediğin evinin duvar içi Paris'i. 15'e çıkmadı bile. 12 milyon. Yani burası 1,8'e düştü. 2 milyondan. Çevre ise daraldı. Aşağı 10-11 milyon arasında çeşitli tahminler var. Ve bizim biraz sonra inceleyeceğimiz bu yeni kentler 1969 yılından itibaren kurulmaya başlandı. Demin konuştuğumuz gibi biz yine bir zihinsel egzersiz yapalım. Örneklerini de göreceğiz. Siz bu karardan sonra Cumhurbaşkanı'nın gözüne girmek isteyen bir teknisyen olarak tamam orada biz bir yeni kent yapıyoruz deseniz önce ne yaparsınız diye bir düşünmeye kalkarsınız. Neyi önereyim ben buraya? Biraz sonra örnekleri göreceğiz. Paris'te 5 çeşitli bölgelerinde dengeleri kurmak için Lille kuzeyde Belçika sınırında biraz daha aşağıda Lyon civarında bir de Marseille civarında 4 tane daha deneysel uydu kent projeleri başladı 70 yılında ve bunlar için seçilmiş belediyeleri bir ölçüde kenarda bırakan ki seçilmiş belediye dediğiniz Milton Keynes'te de öyle 10 tane köy muhtarı geri kalan tarla. Buralarda da kimisinde 20 tane köy var ya da kasaba şeyleri var. Bazılarında biraz daha büyükçe şeyler var. Onun için dendi ki model ayrı bir kamu kuruluşu olsun. Etablissement public d'aménagement, düzenleme. Amenajmanın Türkçesinde daha güzel bir laf bulan varsa söylesin. Yani düzenleme diyoruz ama işte tam şey amenajman dediğin şeyin içerisinde planlama da var, tasarım da var. Hı? İşte yani yerleştirmek mi, düzenlemek mi ne dersin sen? Yani etablissement public d'aménagement'ı nasıl çevirelim? Kamu yerleştirme, düzenleme. Ama hem yönetme var, hem tasarlama var, hem gerçekleştirme var. Bir de tabii ki yani işte hani o amenajman buna işi idare ediyordu ama biz bulamıyoruz. Neyse. Her birisinde birer tane bu kurumdan kuruluyor. Bu kurumların tüzel kişilikleri var. Paraları var. Nemin Hoca'nın söylediği gibi toprakla oynayabilecek araçları var. Ama İngiltere ile Fransa arasındaki belki en büyük farklar o. İngilizler biraz daha güçlü. Çok da beklemezdik İngilizlerle Fransızlar arasındaki farkların bu olduğunu. Dersin ki Fransızlar daha merkeziyetçi bir hükümet. Onlar toprak hasatlanmaları için bu etablisman publiklere
bol para verirler zannederiz. Tersi oluyor. İngilizler veriyorlar, Fransızlar vermiyorlar. Fransızlar daha liberal bir şey yapıyorlar aslında. Yani çok garip gelen bir şey. Diyorlar ki tamam, toprak satın alacaksın ama ben sana uzun vadeli kredi yapayım, bir de bir kapital vereyim. Daha liberal bir şey nedense. Yani İngiltere'den farklı olarak. İngilizler ise resmen toprak alımına olanak veren özel New Town Act olduğu için, orada öngörüldüğü için daha güçlü bir olanak veriyor kamu kuruluşuna. Orada da aynı kamu kuruluşu türü var. Bu kamu kuruluşları gidiyorlar, yerine yerleşiyorlar. 8-10-50 kişi alma potansiyelleri var, paraları var, bütçeleri var. Ama dediğimiz gibi olmayan şey, İngilizlere biraz daha fazla var. Yerel yönetimlerin katkısı yok. Biraz daha merkezi yönetimin baskısıyla yapılıyor. Ve yavaş yavaş o günlerde olmasa bile interministeriyelde, dediğim gibi yeni bulamadığım bir sözcük, bakanlıklar arası, bakanlıkların beraber katkısının oluştuğu bir çanak oluşabiliyor. Yani öyle bir şey yapıyorsun ki ben bunu yapmak istiyorum, kim katılacak? İçişleri Bakanlığı kim katılacak? İmar İskan Bakanlığı. Yol yapıyorum, kim katılacak? Üç bakanlık var. Onların her birisinin katkısını alacak bir düzen kurmamız gerekli. Ve büyük olasılıkla Türkiye'de bu işe çalışacaksanız, özellikle depremden sonra, bu söylediğimiz hukuki boyutunu işin, hukuki ve idare hukuku açısından, idare mantığı açısından, ki Avrupa giderek buna zorluyor, ülkelerin idari yapısının dikey, ayrışmış yapısından, belediyelerin dikey yapısından, interministerialitenin olduğu, beraberliğin olduğu, projeye göre bir araya girildiği, bakanlıkları eritmiyor birbirinden. İmar İskan artı Bayındırlık artı bilmem ne bakanlığı yapmıyor. Ama o projenin içerisinde sen de gel, senin müdürlerin gelsinler, beraber çalışın, senin bütçen, bunun bütçesi, onun bütçesi katkıda bulunsun bu ortak projeyi. Mantık bu. Bu şekilde Paris bölgesinde 5 kuruluyor ve bu her bir kuruluş 20-30 yıl sonra ben yok olacağım, lağv edeceğim kendimi diyerek başlıyor işe. Bu da tabii garip geliyor insana. Yani güçlü bir şekilde başlıyorsun ama biliyorsun ki ölümün yakın. O zaman ne yapacaksın? Normal hukuka devredeceksin olayları. Normal bir belediye başkanına ya da başkanlar birliğine devredeceksin. Bu onun başlangıç koşulu. Eğer biraz incelemişseniz Avrupa projelerinde de aynı mantık geçerlidir. Gerek Avrupa'nın 5-7 yıllık planları, gerekse de Avrupa'nın destek verdiği bütün proje yahut da başlık altındaki olaylarda bir bitiş süresi öngörülür. Denir ki sen ne yapıyorsun? İşsizliğe karşı Avrupa ülkelerinin finansmanını, ek finansman yapıyorum. Yahut da işte banyolarına yardım yapıyorum. Bu ne kadar sürer? 2015'e kadar. 2015 yılında ben gidiyorum. İstediğin kadar ağla, ben yokum artık. Ona göre kendini tut. Burada da tabii ki kamu hukukunda bizim anladığımız anlamda stabil kurumlar, hiç ne zaman bir şey belli olmayan kurumlar yerine kısa erimli kurumlar söz konusu. Seden neredeydi? Burada mıydı bu? Benim çok uzatırsam beni uyar. Bunun gibi başka projelerde de bu kullanılmış daha önce. Paris yakınında gidenler varsa La Défense'da büyük bir büro kompleksi var. La Défense'ı kurarken de bir etablissement public kuruluş limanlarda savaş sonrası bu kurumlar iki ülkede de kullanılıyor. Tabii ki 83 yılında bu kez güçlü bir yerinden yönetim başlıyor. Belge size geleceği için bunu koydum buraya, hem de Fransızcasını Wikipedia'dan. Fransa'nın bugünkü yapısı 50 yıl önceki yapısından çok farklı. Kurumlar birleştirilmiş, il yönetimleri birleştirilmiş. Bunların içerisinde büyütülmüş iki bölge, eski iki bölge bir bölge haline gelmiş bir reform sürecinde. Bunu alırsınız, size yollayacağım nasılsa. Gerçek haritada bu beş kent, demin çizdiğim şemanın dışında, şuralarda. Burada bir boşluk görüyorsunuz.
Yani, sanki böyle bir kuzey-doğu terk edilmiş. Sergi Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles'e yakın. Burada ikisi çok yakın birbirine. Yeah. Evry ve Melan Senar. Zaten sorunlu olmaya devam edeceklerdir. Bir de garip bir coğrafya yayılmayla Marne-la-Vallée dediğimiz beş kent kuruluyor. Gördüğünüz gibi Paris'in iç Paris bu. Boyut olarak 1,5 milyonluk ya da 2 milyonluk. Çevre Paris, büyük kemer kuşak dediğimiz Çevre Paris. Bu 15 milyon değil, gelmedi oraya. 12 milyon yaklaşık. Ve buralarda biraz sonra söyleyeceğimiz nüfus hareketleri oluyor. Nitekim yeni kentlerin başlangıcını bu grafikte çok iyi görüyorsunuz. Yeni kentlerin nüfusları neredeyse hiç anlamsız bir nüfusu varken 5-10 yıl içerisinde şimdiki seviyelere geliyor. Ve 2005 yılından itibaren de bu seviyelerde belli ölçülerde stabil kalıyor. Zaten yeni göç yok. Yeni çocuk doğurganlık oranları çok daha düşük gibi faktörlerle belli bir stabilizasyona kavuştu. Tabii ki şimdi biraz sonra inceleyeceğiz. Şimdiki nüfuslarında burada var ama biraz daha ilerleyelim, detaylara bakalım. Bu Henri Prost'un ismini duymuşsunuzdur çünkü İstanbul'da çalıştığı için. Henri Prost'un ilk İstanbul'dan önceki en büyük referansı Güney Fransa, Akdeniz'in karşı kıyısı önce, sonra Güney Fransa, sonra da Paris bölgesi planı. Bu Henri Prost'un ve ekiplerinin Paris projeksiyonları, daha doğrusu zonajı, iç Paris, banliyö ve dağınık, kırsal, daha küçük yerlere yerleşmeleri gösteren bir plan. Burada da bunları elinize aldığınızda hiç daha rahat göreceksiniz. Burada da buna benzer bir nazım plan var. PADOC dediğimiz Plan d'Aménagement Organisation Générale, yani Genel Paris Organisation Générale. Bu büyük 1/100.000 nazım planla uydu kentlerin yerleri ve gelişmesi saptanıyor. Belki merak edersiniz diye niye Kuzeydoğu ve Kuzey ve Kuzeydoğu'da bir şey yok diye merakınız olursa sorarsınız. Sormazsanız söylemeyeceğim. Çünkü Kuzey Doğu Paris halihazırda o zamanlar kızıl kuşak dedikleri Komünist Parti'nin belediyelerinin yoğun olduğu, işçilerin çok yoğun olduğu ve de uzak banliyölerde sadece uyuma banliyosu dediğimiz eski tür 50'li 60'lı yılların büyük konut birimleri olduğu, kentler diye konut birimleri olduğu. Bir tanesi neredeyse büyük uydu kentlerden daha farklı olarak 100 bin kişilik Sarsel diye bir şey yazayım. Bulursanız Sarsel bir marka olmuştur. Yani ters marka. Aman Allah, Sarsel gibi mi olacak dediğimiz yer. Şu bölgelerde 100 bin kişilik büyük 7-8 katlık tam Le Corbusier'in çizdiği gibi çizilmiş, yapılmış. Hepsi birbirine benzeyen, neredeyse çok az sayıda konut tipolojisi olan bir yer. Aman bunun gibi yapmayalım deniyor. Belki bazen de kötü örneklerin iyi bir yanı var. Niye olmadığını göreceğimiz, analiz edeceğimiz. Devam edelim. Genel fotoğrafı şu. 68'de o söylediğimiz bölgelerde 178 bin iken 2000'li yıllara gelindiğinde 750 bin kişi yaşıyor yeni kentlerde. Yani aşağı yukarı 600 bin kişilik bir emme kapasitesi oluşmuş yeni uydu kentlerde. Şimdi bundan sonra herhalde bu grup Murat Kurum'a, Şehircilik Bakanı'na daha kolay sorar bu soruyu. Ne istiyorsun? Ne yapacağız? Kaç yılda bu olacak? Nasıl yapalım da olsun diye biraz daha bu örneklerle kalkarak bir şey sorabilirsiniz. 2000 yılında gelindiğinde bu çok önemli. Nevin Hoca'nın ısrar etti. 1/4'ü yerinde çalışıyor. Yani Paris'e gitmiyor. Az değil 1/4. Yani 200 bin kişi yetişkin olursa tabii, yetişkinler değil bunların. Trene biniyor, arabasına biniyor. Paris'e gidiyor, çalışıyor. Ya da Paris çevresine gidiyor. Ben 1,5 saatte giderdim. Biz Sergi Pontoise'da, şuradaki de
oturduk 81-90 arası. Nevin okula gitmeye kalktığında arabayı alıp 45 dakika, 50 dakikada Paris'in merkezinde Sorbonne'a şuraya buraya giderdi. Ondan sonra gelirdi. Benimki 1,5 saat sürerdi gidişim, 1,5 saatte dönüşüm sürerdi. Yani trenle Paris merkezine, oradan 2 metroyla Paris'in güneyindeki iş yerime giderdim gibi. Tabii bu amacımız bu olmasın. Ama Pendik'te, Maltepe'de, tepelerinde bir yeni kent yaptık. Esenler'de çalışıyorsan yandı gülüm keten elba. Seni oraya götürdüyse. Hatta Başakşehir'deyse, iş yerinde İstanbul merkezindeyse aynı şekilde. Şimdi bütün bunlar hepsi çok ciddi şeyler. Hani böyle ben yaptım olduğuyla olmayacak. Yani onun için bu semineri yapıyoruz. Ve ortalama 2000 yılında 1 saat 15 dakikalık kişi başına ulaşım bedeli var. Halbuki geçen sene verdiğiniz derslerde söylüyorduk. Demin yazmıştım buraya. Bir sürdürülebilir kentin amacı insanları işe, alışverişe, okula, hastaneye 15 dakikayı geçmeyen bir organizasyonda olmalı. Şimdi arada büyük fark var. Eğer ben sürdürülebilir kent çalışıyorum diyorsanız bu 15-20 dakikayı unutmayın. Oturduğunuz yerle iş yeriniz arası, oturduğunuz yerle sinemanız arasında yahut da alışveriş yaptığınız yer arasında 15 dakikalık bir süre bir şey çizin. 15 dakikada nereye giderim? Bisikletimi alıp giderim. Tabii İstanbul'dan bahsetmiyoruz ama yani böyle bir kriter bulunsun kafanızda. Bunlar detayları var. Bu 5 kentten 2 tanesine biraz daha detaylı gireceğim. Bunu okursunuz isterseniz. Bu kadar detaya tabii kimsenin ihtiyacı yok ama burada gördüğümüz şey içine katılanların bir bölümünün belediye kararlarıyla, çünkü seçilmiş adam, artık kadın, diyor ki ben gelmiyorum senin peşinden, ben bağımsızlığımı istiyorum deyip çoğunda böyle hareketler oluyor. Bazılarında hiç olmuyor, bazılarında çok oluyor, bazılarında ise doğu batı ayrımı oluyor. Doğudakilerle batıdakiler biz öbür herif daha 25 kilometre ötede diyor, benimle hiç ilgisi yok. Siz beni hepimizi bir araya koymuşsunuz. Biz doğu kısmı daha iyiyiz, batı kısmı daha kötü. Hani mahalle kavgası olmuyor ama ayırıyorlar de facto birbirinden kendilerini. Çünkü oradaki artık belediyelerin yönetim kapasitesi buna olanak veriyor. Sen kentinin aşağı yukarı projesi böyle bir proje. Arada büyük Paris'e gidiş geliş yolu var. Çevrede birçok belediye var. Bu fiziki planların bana kalırsa çok önemi yok ama siz daha çok detayına inebilirsiniz. Çeşitli kent merkezleşmesi var. Bunu soracaksınız. Yani mimar şehirciler olarak, iki disiplinli olarak. Merkez nedir? Ya da merkez meydanlar nedir? Konut birimleri nedir? Konut birimleri mahalle birimi midir? Sırf konut birimi midir? Yoksa mixed, hem ticaret hem bilmem ne. Şimdi bizde meşhur o. Yani imar planlarına yazarlar. Bana korku verir bana. Bu üst katları konut, alt katı ticaret. Yapsınlar da altta süpermarket yaparken kolonları kessinler. Şimdi yasaklıyoruz diyorlar. Tamam yani hangisi doğru kardeşim? Yani 3 ay önce böyleydi şimdi böyle mi? Açın bakın Şehircilik Bakanlığı'nın sitesini. Bütün mevzi imar planları, imar planı değişikliklerinde bunları görürsünüz. Onlar vardır. Maksimum 5 kat, maksimum 25 metre. Ticaret artı konut, mixed. Şimdi diyor ki olmaz artık. Ticareti ayıracağız. Bu da mı çok mu akıllı bilmiyorum. Ama en azından üstünde düşünmemiz gereken şeyler bunlar. Kolay şeyler değil. Ben size reçete veremem. Yok öyle bir reçete çünkü. Göreceğiz örneklerde. Devam edelim. Gördüğünüz gibi yaygın bir ortam. Yaklaşık 30 bin konut dilimi var burada. 142 bin kişilik bir yerleşim oluşmuş. Ama daha önce de zaten 40-50 bin kişilik çok küçük köylerde dağılmıştı. Yani büyük bir beceri değil. Böyle dokümanlar var. Etrafa gördüğünüz gibi çok yaygın kırsal köyler var. Bir şehir içerisinde olsalar bile. Daha çok eski işçi merkezleri var. Birkaç büyük fabrika var. Burada Citroen'in bir fabrikası vardı Trap'ta. Trap hala sorumlu olmaya devam eder. Türk göçmenlerin çokça olduğu
yerler var burada. İşte. Citroen'den, Talbot fabrikasından, Peugeot fabrikasından dolayı. Ama daha küçük şeyler de var. Bunların içerisinde bazıları çok burjuva köyler, bazıları ise sadece sosyal konuttan oluşan, kiralık sosyal konuttan oluşan yerler. Onun içinde çok büyüyemedi. Gördüğünüz gibi içinden suyun geçtiği, senin bir kolunun geçtiği bir güzel coğrafya. Nitekim hemen batısında Paris'in en pahalı yerleşim yeri olan Versailles şehri var. Etrafıyla beraber. İşte dedik ya, siz olsanız ne yaparsınız diye. Demişler ki biz olsak bunu yaparız. Belki de haklılar. Bekara karı boşamak kolaydır derler ya. Yani etrafta hiçbir şey yok. Bir merkez, iş, alışveriş yahut da belediye yahut da valilik ki göreceğiz. Valiliklerin buralara taşınması, kamunun elinde kullandığı 5 kentten 3 tanesinde bunu kullandı. Yani bir merkez yapayım derken valiliği buraya getireyim. Merkezden alıp ya da dağılmışlıktan alayım. Bölgenin valiliğini ve il genel meclisini buraya taşıyayım. Onun yanına ne yaparsınız? Bir konservatuarcık koyarsınız. Bir havuz. Bir ticaret merkezinde bir yerden bağlarsınız. Neredeyse öyle. AVM gibi bir şey. Ama AVM modası çok olmadığı için. Bürolar koyarsınız biraz. Sonra da konutlar koyarsınız gibi. Siz de yapacaksınız. Umarım siz de yarışmalara katılırsınız. Yarışmalar açılır. 8-10 okul arkadaşı bir araya gelirler. Abiler, kardeşler, ablalar bu yarışmalara girerler. Projeler yaparlar. Kazanırlar da üretirler. Sonra da biz gelip 90 yaşında sizden hesabını sorarız. Ne oldu sizin için? Daha 20 senemiz var. Hatta daha az biraz ama neyse. İşte ilk hali, sonra geliştirilen çeşitli mahalleler ve buralardaki bazı büyük şirketlerin, özellikle Saint-Quentin'de mesela Bouygues Büyük İnşaat ve Telekomünikasyon Şirketi'nin merkezi var. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Elbette ki şehrin çekiciliğinin artırılması, özellikle orta sınıfların gelişini hızlandırıcı etmenler gerekli. Yani bir kentin vergisinin toplanması, o kentin içerisinde tabii ki çocuk yapacak yaşta insanların gelmesi. Bunlar bizim mimarların çok fazla bilmediği şeyler ama bir kent boyutuna geldiğimizde bütün bu faktörler çok önemli rol oynuyorlar. İşte bu ilgin büyük merkezi. Bu ne demek? Bir belediye başkanı bunu pazarlık etmişse şunu düşünüyor. Buradaki 5000 kişinin en azından 3000 kişisi burada çalışacak. Bana yerel vergi verecek. Çocukları olacak. Gelirleri iyi olduğu için de okullarımın kalitesi yükselecek gibi çok karmaşık bir etmenler bütünü, parametreler bütünü işin içine giriyor. Ama sadece söyle. Onu pazarlık etmiş değil, pardon, ona vergi kolaylığı verdiği için geliyor. Yoksa oradaki yeri çok beğendiği için, çok yeşil olduğu için gelmiyor. Orada bir uzun vadeli proje var. Yine uzun vadeden toprağı bahsediyoruz. Çünkü toprağı ucuza alıp veya da kiralanması şeklinde. Ve 5 sene mi, 10 sene mi vergi muafiyeti var ama belediye bu hesabı da yapıyor. 10 sene sonra geri dönüşü ne olacak? Önce 10 sene içinde iş imkanı yaratıyor. Dolayısıyla buraya nasıl orta çağda gelsinler diye bir takım tedbirler alınıyordu. Burada da öyle, insanlar çalışmaya gelecekleri bir mekan yaratılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? O yeni gelenler hem çalıştıkları gibi hem de belediyeye vergi ödüyorlar. Yani orada bir dengeleme politikası var. Ondan sonra da 5 sene sonra vergi geri dönmeye başlıyor kente. Daha önce şey söylemiştim, Colmar'daki Sony örneğini. O yeni kent değildi ama aynı mantıkla yapıldı. Fakat Sony çekip git çevredeki gelişmiş küçük köyler gelişmişti. Büyük bir yıkım oldu ve devlete ne düştü? Tekrar bir kalkınma planı, planlama teşkilatlarının çok önemi var. Hem arazilerin kullanımı açısından hem de genel ekonomik dağılımlar ve yöntemler açısından tek bir bakanlık işi
Onun için değil. Dolayısıyla burada iki gördüğünüz model aslında kendi tekrarlayan bir model. İster yeni kent olsun, ister diğer kentlerde olsun tekrarlayan bir model. Ama bir yeni kent için neredeyse olmazsa olmazı, çünkü iş imkanının yaratılması gerekiyor. İş imkanı yerinde, daima yerel olmuyor. Sadece tarım veyahut da küçük endüstri veyahut da orta boy bir, veyahut da gidiyorsun orta boy endüstrinin, büyük endüstrinin olduğu yere kuruyorsun yer seçimini kentte. O da ayrı bir konu. İşte biraz sonra kısaca bahsedeceğiz. İngiltere'de yer seçimlerinde genellikle orada bir endüstriyel kompleks var mı? Ya bu olacak, getireceksin, ya da var olan bir kompleksin yanında yapacaksın. Yani planlama bu boyutta. Bir tek şey söylemek istiyorum bunun içinde. Yeni kentlerde en önemli aranan özelliklerin içinde o kentliği aidiyet duygusunun yaratılması için bir kimlik yaratılması düşüncesi var. Çünkü sorduğun zaman ben İstanbulluyum, ben Konyalıyım, ben Ankaralıyım, ben İzmirliyim diyen halk Fransa'da işte ben doğudanım, işte Alsaslıyım, orada biraz daha bölgesel şeyler de olabiliyor. Bu kentlere bir de bir kimlik verebilecek nitelikler. Bu da 50 yıllık bir şey. Ha? Bu da 50 yıllık bir süreç olduğu için de. Yani yardım olacak bir şey değil, evet, ben oralıyım kimlik, diyemezsin. Evet, bu kimlikleri vermek için de ne gerekiyor? İnsanların oraya daha sadık olmasını sağlamak. Bir iki kuşak orada doğması evet, lazım. Sadıklık zaten. Yani gelip de kısa sürede bir banyoda yaşayıp da başka bir yere taşınmak amaçlı değil. Orada yerleşip kök salmak amaçlı. Sadakat isteniyor. Sadakat de oranın sahipliğini getiriyor. Sahiplik kaliteye getiriyor. Çünkü kalan insan olduğu yeri, uzun süre yaşadığı yeri, ailesinin yaşadığı yeri daha iyileştirmek için çaba sarf edecek, sahiplenecek. Bir başka bir sosyal olgu bu. Ve bu o kentin sürdürülebilirliğinin en önemli ölçütlerinden biri. Ve o sürdürülebilirliğin önemli ölçütlerinin içinde de kentin bir tamamlanmış kent olması gerekiyor. Yani o tamamlanmış kentte de demin de saydığımız gibi herkesin her şeyden mümkün olduğu kadar kısa zamanda ulaşabileceği, çabuk ulaşabileceği, çok pahalıya gelmeyecek bir şekilde dinlenceye, eğlenceye, kültüre, sağlık merkezlerine, kaliteli eğitime, demin Hoca bahsetti. Sergi Pontaz'ın mesela aynı bu modelde mesela Kanten Anibli'deki gibi ortada bir konservatuvarı var kocaman. Belediye konservatuvarı. Devlet konservatuvarına eşit, yani eş değerli sayılar. Konservatuvar. Bütün bunlar kimlik veriyor. Ve o Sergi konservatuvarından mezun diye gururla söyleyebiliyor. 15 yıl, 20 yıl sonra oradan mezun olan. Yani şu önemli, bir kentte bir tarih yazmak. Bir tarih yazmak, bir süreç, birkaç nesil ve onun kimliğini oluşturmak, kalitesiyle ve sadakati oluşturmak. Tamam, o zaman en büyük konu o zaman bu. Buradan şuna geçmek istiyorum. Hepimize bu soru yöneltiliyor. Peki kardeşim, sen Esenler'den insanlara diyeceksin ki hani sen git Başakşehir'de otur, 5 yıl sonra senin kontunu yapacağım, geri gel mi diyeceksin? Yoksa Nevin Hoca'nın söylediği gibi gittiğin yerde sahiplen orayı, orada bir kimlik oluştur, üç kuşak orada mı? Misafir olma oraya. Bu mesele gerçekten o. Çok ciddi bir sorun. Çıkarcı yani, misafir. Hani, ufak tefek bir iş değil bu. Yani, sen insanlara hani evini yapıyorum deyip de kalk buradan git, oraya otur ama şimdi kaç senelik yani geçici olarak buradasın. Bu geçici deprem konutları da aynı şey. Yani orada oturacak mıyız? Kent yapacak mıyız? Kentleşecek miyiz? Benimseyecek miyiz? Geçici olarak mı yaşayacağız? Havuzundan dolayı, komşusundan dolayı. Bizim 50 yıllık komşularımız var Sergi Pontuvaz'dan. Evet, çocukluğumuzun ikame gelen tek komşularımız Sergi Pontuvaz'dan geldiler. Evet. 50 yıl ama sonra. Yani bir kent bu. Şimdi bu kent bu değil. Sadece gidip oturacaksın, Toki sana ev yaptı, yerlerce kıçını koy otur. Bu kent değil. Böyle bakıyorsak kente, bir yerde büyük bir yanlış yapıyoruz demektir. Evri, Paris'e en yakın, hemen tam güneyinde, neredeyse banliyosu diyeceğimiz çok yakın bir kent, küçük bir kent.
bu tür mimarları da ilgilendirecek küçük küçük mahallelerde yerleşim birimleri yapılıyor. Kimisi çok atraksiyonlu, kimisi çok eski. Selçuk Konsey'e çok benziyor. Selçuk Konsey'e çok benziyor. Evet, aynı kişi yaptığı için. Yani Evri Paris'in merkezinde, ulaşım çok yakın. Ama bu bölgenin avantajı, ekonomik avantajı iki büyük iş yerinin olması. Birisi Paris'in hallerinin olduğu yere çok yakın. Ki haller dediğimizde böyle 100-150 bin kişilik falan filan bir altyapısı olan, iş potansiyeli olan bir yer. Orly Havaalanı var. Yani o iki büyük ve onun yan tesisleriyle buralarda oturma mümkün olabilir diye düşünüldüğü için. Çeşitli bu ilk yapılan, neredeyse etrafındaki ilk elde edilen araziden sonra yapılan bir piramitler denilen bir yerleşim yeri. Bu da postane kent yapılıyor diye pul basmış. O pullardan oluşan bir şey. Çünkü o zamanların önemli faktörü dedi. Burada onun tarihi var. Onu alırsınız. Bazen de böyle referanslar veriyorum. Kaynakça referanslar. Bir merkezde bir Mario Botta'nın yaptığı bir katedral var. Katedral her ne kadar şimdi kimse gitmese bile artık Fransa giderek ateist olan bir ülke, %65'i dinsizim diye ilan ediyor. Mario Botta böyle bir katedral yapıyor. Katedralle beraber iş merkezleri, büro binaları falan gibi bir merkez oluşuyor. Bu en son yapılan konut yerleşmelerinden bir tanesi. Yaklaşık 1500. Bu yine en son yapılan konut yerleşmeleri. Ne bize ne konuşuyor bilmiyorum ama hepimize şunu soruyor mimar olarak. Bir mahalle boyutu benim girişimimde olacağım, benim dilimi taşıyan, benim yaptığım mahalle kaç kişilik olmalı? Bunu soruyoruz hepimiz herhalde. Hani sadece ısmarlama olsun diye değil. Bu böyle yaşar. Burada 1000 tane lojman olsun, 500 tane olsun, bir okulu olsun, bir bilmemesi olsun diye sorun kendinize. Bunlar hep soruldu çünkü. Bir başka soru daha ki orada bıçağımı da çıkarmak zorunda kalacağım. Bunların büyük çoğunluğu kiralık sosyal konutlar. Evet. Türkiye'de ağza alınması yasak bir terim. Kiralık sosyal konut. Daha doğrusu sosyal konut dediğin zaman Fransa'da, İngiltere'de doğal olarak kiralık konuttur. Belediye yapmıştır, vakıflar yapmıştır, sendikalar yapmıştır, bakanlıklar yapmıştır ama kiralıktır. Kiralık olmayan konuta sosyal konut denmez Avrupa'da. TOKİ'nin yaptığı konutlar, sattığı 20 sene vadeyle sattığı konutların adı sosyal konut değil. Ama sen Türkiye politik literatüründe 60'lı yıllarda bu yasaklanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı'nda yasak konulmuştur. Kira dediğin şey özel bir kişinin, seninle aynı sosyal statüde olan birisinin öbürüne kiraya vermesi. Ben satın alıyorum babamdan para kaldığı için Yılmaz'a kiraya veriyorum, sosyal konut oluyor. Yok, böyle bir şey olamaz. Bunların her birisi, burası, burası, %90'ı kiralık konut, mülk değil. %5'ini satabilir, %10'unu satabilir. Ve artırabilirsin, azaltabilirsin. Çünkü bu gelir düzeylerini karıştırmak demek. O mixte sosyal diyoruz ya, toplumsal mixte diyoruz, karışıklık, heterojen yapı. Ancak bu şekilde elde edilir. Yani biraz satılanlar özel müteahhitlerin ayrılan alanda, yani yüzdelerle satılık konutlar yapılıyor. Diğerlerini belediyeler kendi kurdukları kurumlar çerçevesinde yatırım yapıyorlar. Hem arazi satıyorlar. Eğer bir kent yapacaksak Türkiye'de, İstanbul'da. Yani arazi meselesini hiç unutmayalım. Yani çok iyi veya başka bir kurumdan koymuyorsun binayı. Arazisinin satın alınması, kamulaştırılması mı, yoksa var olan arazinin niteliğinin değiştirilmesi mi? Bu şekilde bir şey yine belediyelerin yetkisi altında. Ondan sonra da bu imar planı çerçevesi yapılıyor. Ve evet, bir anlaşma ile. Böyle bir şey yapmak için, arsasını daha ucuza almak için. Bir de boyutları çok farklı. Vali ile, İl Genel Meclisi ile, evet, belediye başkanlarıyla, bir de başka kim varsa bir konvansiyon imzalıyorsun. Diyorsun ki ben burada yaptığım şeyin %5'ini sana ayırıyorum. Sen buraya kiracı bulacaksın. Valinin elinde burada 5 konut bulunuyor. Daha yoksullara vermek için. Belediye başkanının 10.
müteahhitin 50. Ki bittiğinde burada sadece Rönesans rezidansın 12 bin lira kira verebilecek, o zamanki 12 milyar, 12 milyon verip alacakları değil. Hep herkes oluyor burada. Sadece futbolcular değil. Karışıklığı sağlıyor. Bir de planda da çok değişiklik var. Boyut değişikliği var. Yani 2 kişilik aileden, stüdyodan 4 kişilik aileye kadar değişik planlar var bir binada. Bu da çok önemli. Tam doğu bölgesindeki bir kent. Şu anda doğu ve batı diye ikiye ayrıldı. Biraz ötesinde de aradaki boşluk, Paris olan boşluğunda da Disneyland kuruldu. Şimdi tabii ki bu kadar çok sayıda belediye, küçük kasaba yahut da büyüyen mahallelerin belediyesiyle doğu bölgesi arasında, batının iş potansiyeli, doğunun iş potansiyeli arasında önemli dengesizlikler olduğu için buraya koydum, isterseniz bir girersiniz. Zaten siz de baktığınızda bulacaksınız. İlk hali bu. Böylesine küçük köycükler var. Bazen parklar var. Büyük çoğunluğu öyle. Miting Kilise'de göreceksiniz. Sonra mevzi imar planlarında üç boyutlu tasarımlar var. Ama bu daha önce oluşmuş. Yani 20-30 yıl içerisinde oluşmuş şeyler. Böylesine daha çekici olsun diye büro binaları için, ki böyle bir büro binasında can kurban. Ben gidip burada bir tane burada oturayım, burada çalışayım demek, bunu dedirtebilmek gerekli. Belediye başkanı için olsun, bu bölgeyi kuranlar için. Çünkü olanakları... Yer seçimlerine dikkat edin, çok fazla nehir kenarlarında ve özellikle nehirlerin Menderes yaptıkları yerler çok önemli. Çünkü şeye bakarsanız, toprağa bakarsanız engebeli bir toprak değil Paris çevresi, düz bir toprak. Hatta çok gençliğimde ilk gittiğimde bir arkadaşım sormuştu, Paris nasıl bir yer? Ben şöyle cevap vermiştim, göremiyorum ki. Neden dedi, hiç perspektif yok ki, dümdüz her taraf, hiçbir şey görmüyorum. İstanbul'a çıkınca İstanbul'a birazcık Dolmabahçe'ye çıksam denizi görüyorum, öbür tarafı görüyorum, burada hiçbir şey görmüyorum demiştim. Çok şaşırmıştı benim arkadaşım Paris'i göremiyorum ki deyince. Engebesiz, dümdüz bir toprak. O zaman eğer siz buralara bir takım şeyler, bakış açıları, manzaralar veyahut da yaşanacak bir şey değişikliği yaratmak istiyorsanız dikkat edin. Ormanlar, parklar ve özellikle nehir kenarları ve Menderes yaptıkları yerler, etrafındaki düzenlemeler çok önemli önemli noktalardan biri. O Menderes yerlerinin seçimi. Hepsinde bir Menderes var. Onun için de burada güzel bir yerde oturmak istersiniz ya da... Yani burada zarar veren değil. Alınıyorsa eğer ya da alınmıyorsa, örneğin Sergi'ye gelince göreceğiz. Evet. Menderes'e hiç dokunulmadan onun içerisinde bir yerde bölgesel işte plaj falan gibi bir şey yapılıyor. Yani eğlence tesisi buluyor ama yani Menderes bozulmuyor. Menderes'e su akıyor. Şimdi atık mümkün yok. Değil. Yani koherans teyit, yani tutarlılık planlarında büyük bölge nazım planlarında böyle bir şey mümkün değil. Burada biraz göz kırpmak için burayı koydum. Bu Henri Prost'un deminki Paris planında doğu bölgesi, yani Marne la Vallée'nin şimdi yapıldığı yer için öngördüğü ve perspektif olarak çizdiği plan var. Yani Marne la Vallée aslında şurada yapılmış ama tabii Henri Prost zavallı nereden bilsin oranın yeni kent olacağını, Paris'in nüfusunu şu olacağını, bu olacağını falan, yani espri yapıyorum ama doğu otoyolunu çiziyor. Sen Nehri'nin biçimlenmesini de çiziyor. Ve burada tabii ki eski küçük köy yerleşmeleri var. Bunu da araştırma yapmak isteyen arkadaşlar için de bazı şeyler var. Demin gösterdiğimiz, pardon yanlış gittim herhalde. Bunlara girersiniz. Çeşitli belgeler var. Burada bizim biraz daha iyi anlayacağımız bu 40-50 kilometrelik yeri nasıl genel bir şemayla tasarlayalım dendiğinde, burada küçük merkezler, 4 merkez, kentleşme, yeşil bantlarla ayrılma gibi bir ilke benimsenmiş. Otoyolla arasındaki ilişkileri kurmuşlar. Ve böyle bir kaba mimarların anlayacağı dilden bir ilke planı çizilmiş. Bu da ilk yapıldığı zamanlarda çok moda olan postmodern Mario Bofill ve Nunez'in yaptığı bir şey. Bu Henri Siriani'nin yaptığı bir şey. Bu dönüştürülmüş postmodern. Bu saçma sapan bir postmodernlik mimarlık şeyi. Bunlar oradaki çeşitli örnekler, demin gösterdiğiniz kent yapılaşmaları, kimi yerde biraz daha
bireyler var. Keşke sizlerin de böyle işleri olsa da biz de sizleri biraz eleştirsek ya da aferin kıza desek. Niye sadece kadın? Kimisi kamusal binalar, kimisi konut binaları. Ama mesela bizde olsaydı şuralara bir A101 Şok, onun yanına Mopaş, onun yanına Migros böyle devam ederdi, giderdi işte. Ne kadar güzel, hiç bilmiyorlar çalışmayı. Para da kazanmayı da bilmiyorlar. Ama canlı oluyor. A101'e falan giriyorsun, çıkıyorsun, çalar. Marlabari'nin diğerlerinden farkı, demin Nevin'in söylediği Bouygues'in merkezinin dışında, üniversite kartını oynuyor. İki büyük Marlabari ve Serge Pontoise. Üniversitenin gelişi, hatta üniversitelerinin aglomerasyonu diyebileceğimiz teknolojik üniversitelerin olduğu Şehircilik Fakültesi'nde oraya taşıyorlar. Şehircilik Enstitüsü taşındı Marlabari'ye. Şehircilik Enstitüsü'nün en son taşındığı yer burasıydı. Bu tür okul yapılaşmasıyla gerek üniversite öğretim üyeleri, gerekse de üniversite öğrencilerinin olabilirse yerinde eğitim, yerinde kullanım olanaklarını artırıcı. Ama tabii ki demin söylemedik, İngiltere'den farklı olarak Nevin Hoca söyleyecek biraz sonra, Fransızlar yeni kentleri ulaşım akslarının üzerinde olmasına çok özel gösterdiler. Gerek tramvay, gerek tren yolları, bölge hızlı tren yolları, gerekse de otoyollar. Onların üzerinde kurdu. Demin Henri Prost'un planında gördüğünüz gibi. Halbuki İngilizler ise bundan kaçtılar. Bakalım ne olacak. İngiltere'de okulsuz uydu kentlere karşı demiştim, yazmışım. Milton Keynes bir küçük bir istisna. Milton Keynes'teki de çok böyle küçük bir istisna. Open University, açık eğitim merkezi gibi bir kuruldu. Mimarlık tasarım konusunda çalışan arkadaşlarım duymuşlardır, görmüşlerdir. Nigel Cross Open Üniversitesi'nin kurucularından Milton Keynes'te. Marlabari'nin ilk kuruluşunda 70'li yılların çizimiyle eğlence, merkez, erişim ve iş diye reklam plaketleri veriliyor. Demin söylediğimiz gibi onlarca belediye var. İlk tasarlanan kent 70'li yılların, hatırlarsınız bizim yaşta olanlar ya da biraz daha küçük olanlar, böyle biçimsel formlarla 40-50 katlı ütopik, çok modern kentler tasarlanmış. Bu tabii gerçekleşmedi bu. Ama ilk projenin içerisinde vardı. Yarışmalarla da elde ediliyor bazen. 1970'miz zaten. Bu Meran Sener en küçüğü, en az lojmanın olduğu, evrenin komşusu ve hala daha özel statüden, istisnai statüden çıkmamış bir kent. O da çok bölünerek gitti. Hatta bunun için bizim o bildiğimiz ismini bilirsiniz bunun. Evet. Kolasın falan filan yaptığı kent tasarım yarışması da yapıldı. Londra öldüğü kentinde Milton Keynes örneği bir başarı örneği olarak görülüyor. Çünkü 4 tane var olan küçük boyda ve etrafında daha küçük olan yerleri de içine kapsayan ve yakınında endüstri olan bir bölge. Nüfusu 2008'de 195 bin küsur fakat 220'yi geçmiş durumda, 20 bini geçmiş durumda. Yoğunluk kişi başına gördüğünüz gibi 2000 civarında, o da biraz artmıştır ama onunla birlikte genişlemeler de var çünkü çok fazla fark etmemiştir. Gördüğünüz gibi 8900 hektar. Dediğim gibi bunların haritadaki yeri de Londra'nın yine yakınında. Londra'nın etrafındaki Fransa'dan farklı olarak söylemiştik. Demin de söylemiştim. Fransızlar morfolojik olarak Paris'in banyolarla geliştiğini kabul etmişler. Ve o akslarda da gelişeceğini düşündükleri için ve de zaten bir aks üzerine gelişiyorlar. Bölgesel hızlı tren veyahut da bölgesel trenler, iç hatlı trenlerinin geçtiği yollarda yapılmış gelişmeler olmasına rağmen yine yeni kentlerde aynı hatların üzerinde, yani bir
ulaşım ekonomisi üzerinde, ulaşım aksı üzerinde kurma mantığına hareket ettiler. İngiltere'nin derdi biraz daha tersineydi. Evet, yakınlardan bir yerlerden tren geçiyor. Ancak o kente doğrudan hizmet vermek durumunda değil. Önemli olan o kentin civarındaki, yeni kentin civarındaki işletmelerin, fabrikaların mallarını götürüp getirirken aynı zamanda da bir ülkenin oraya ulaşımını sağlamak, ama aynı modelle değil. Dolayısıyla söylediğinde bir katkı olsun diye şu anda 1,1 galiba katsayısı, yani oradaki iş yerlerindeki çalışanların hepsi orada oturuyorlar. Evet. Hatta dışarıdan çalışmaya girenler var. Yani Fransa'dakilerden biraz daha başarılı. Çünkü başarısı orada, yani endüstriyel alanları çok güçlü. Orada en büyük başarısı aslında orada. Yer seçimi de ondan dolayı olmuş. Bunu çevirmedim. Burada yani fiziki planlama üzerindeki değişik öneriler var tabii. Aslında konu pazarların nasıl gelişeceği ve hangi pazarlara göre aksların gelişeceği kent planlamasında. Hangi akslara doğru kenti yönlendirecekleri. Burada bir hava fotoğrafı görüyorsunuz. Tabii ki bütün bu yeni kentlerin hepsinde bu eski kentlerdeki gibi tam bir grid plan falan olmuyor ama yine de bunun pratikliği görülüyor arazinin müsait olduğu yerlerde. Çünkü dediğim gibi arazi düzse, yani engebesizse çok daha kolay çözümler üretiyor. Ve bilhassa ortak alanlar açısından, kesişmeler açısından. Çünkü buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi, hem mahallecikler şeklinde bu kentler yapılıyor ama o mahallelerin birbirlerine bağlanması sorunu hep var. Yani kendi içinde kapalı mahalleler tek başına yaşamasın diye ortak alanlarla mahallelerin bağlantı aksları üzerinde özel planlama yapmak gerekiyor. Bu Fransa için de geçerli. Ama metin kendisi biraz daha gördüğünüz gibi çok daha düzenli bu akslar. Londra ile olan ilişkisinden bahsettin. 10 görsel uzaktaymış, kusura bakmasın arkadaşlar. Yani o senin söylediğin şey. Biraz sonra geleceğiz. Evet. Abi. Şöyle bir hızlı geçmeye şimdiki çalışıyorum. Hali, evet. Şimdiki hali. Evet. Demin bahsettim. İşte yaşam alanlarıyla yılının prensipleri, herkesin çeşitli aktiviteler çevresinde buluşabileceği, eşit mesafede olabilecekleri ve ortak yerlerde buluşabilecekleri türden bir düzenleme, bir planlama yapılmaya çalışılıyor. Çünkü mahallelerin birbirinden kopukluğunu engelleyecek tek şey bu kesişmeler olacak. Bunun hiçbiri çevrilmedi tabii. Bu işte master planı. Burada söylediğim gibi Bletchley, Wolverton, Stony Stratford, bunlar kendi daha önce var olan küçük köylerden biraz büyükçe. Yani köy deyince aklıma bir tek Serge geliyor, aslında Pontoise gibi bunlar biraz daha büyükçe. Evet. Çünkü burada kendi hayatları var. Bütün bunları birbirine bağlayıp, yani sonuç olarak ne oluyor? Bir yerde daha çok barınma şey inşa ediliyor bu ortada alanları bunda. Çünkü var olan büyük endüstriyel iş yerlerinin etrafının zenginleştirilmesi gibi. Onun için başarısı var bunun. Önceden öbürleri vergi yardımlarıyla, dönüşümleriyle, şununla bununla toprak ayırarak iş yeri getirirken, yani endüstri taşımaya çalışırken diğer kentler, yeni kentler bunda hazır var olan endüstrilerin işçiyle beslenmesi ve daha sağlıklı koşullarda bu işçilerin ya çalışanların yaşaması ve burada bunun çevresinde bir hayatın oluşturulması gibi farklı bir prensipten gidiyor yani. Biri kuruluş, birisi de varı iyileştirmek, bütünlemek. Prensip üzerine konuşuluyor. Yani insanları getirip götürmek, evet, değil yani. Yani
Onun için şunu demek istiyorum. Bütün her yeni kent aynı prensibe değil ama prensiplerle yapılıyor. Farklı da olsa hem coğrafi farkları, hem geçmişleri farklı, hem yasal yapıları, elindeki kurumlar, hükümet yapıları farklı da olsa sonuç olarak hepsi bir planlama, hepsi bir proje ve hepsi uzun vadeli bir süreç içinde yani ve daha uzun vadeli görmek için. Konveksiyon yapamayız. Demin bir arkadaş sordu. Yani bir genel bir ilkeyi her yere uygulamak söz konusu değil. Yerine özgü, gerek ekonomik, gerek coğrafya, her bir kenti yeniden o koşullarda tasarlamak lazım. Yani ben Maraş'ın dışına 10 bin kişi yerleştirdim. Böyle bir şey değil bizim gördüğümüz örnekler en azından. Şimdi burada tabii başka bir şey de bu boşluklar eskiden tarımsal alanlardı. Bu tarımsal alanların dönüştürülmeleri, onun için de tekrar devlet planlamaya dönüyorum başka bakanlıklara. Tarımsal alanların dönüştürme kararı alındıktan sonra bu yeni kentlerin yerleri yapılıp bu yasaya uygun olarak, tabii yasanın işlevi bittiği zaman bitti 1975'te ama burada yapılan şeylerden biri tarım alanlarının yeniden belirlenmesi. Tümünün yok edilmesi değil ama hangilerinin dönüştürüleceği, ne amaçla dönüştürüleceği meselesinin planlanması. Çünkü gerçekten o kentlerin arasında çok büyük tarım alanları var. Şimdi tarım alanını dönüştürmek derken laf değil, üretim var. Orada çalışan tarım işçileri, tarım toprak sahipleri ve köylüler var. Bütün bunların ne olacağının da bu işin içinde planlanması lazım. Burada söylenmiyor. Ama tarım alanlarının sınırlı dönüştürülmesi diye bir kural koyuyor. Tümü yok edilmesi değil ama dönüştürülmesi. O zaman sen orada ikinci bir planlama yapmak zorundasın. O tarım alanlarının kullanılacağını, yani sahiplerinden bunu satınma alıyorsun. Biraz hangi değerle alıyorsun, nereye yolluyorsun? Söylediğin şeylerin içerisinde bir şeyi biraz daha vurgulamak gerekir belki. Belirsizlikten dolayı rezerv toprak alanları, rezerv gelişme alanlarının ayrılması da bu tasarımın bir parçası. Evet. Yani her şeyi bir defa yaptım diyerek teknokratik bir bakış açısı yerine bazı yerlerde emin değilim nereye gideceğine doğru. Ama benim elimde olsun ki inisiyatif bende kalsın demek lazım. Yani evet, toprak rezervi çok önemli bir şey. Her yerin bir defa da yapılması söz konusu değil. Aslında bütün bu olay bize şunu gösteriyor. Bizim 60'lı yıllardan 70'li yıllara kalan teknokratik bakış açımız, biz önümüzdeki 50 yılı tasarlarız, planlarız. Bu böyle betonun içerisine dökeriz, yaparız. 5 senede mi, 10 senede mi? Hayır, bütün bunlar çok daha esnek bir zihin yapısı gerektiriyor. Çok daha mütevazi olmayı gerektiriyor işte kamu tarafından. Birleşmiş Milletler'in kuralları gibi. Evet. Bugünün kaynakla sürdürülebilirlik için söylediği, daha doğrusu şeyin söylediği, Brundtland raporunda söylediği gibi sürdürülebilirlik nedir? Bugünün kaynaklarının hepsinin tüketilmemesi, çünkü yarın arkamızdan geleceklerinde bu kaynaklardan yararlanmasını hesaplayarak bu işleri yapmak diyordu Brundtland raporu. Kamu i̇şte yararı denilen şey kamu yararı denilen şey de bu, sürdürülebilirlik de bu. O yüzden burada bunları görüyoruz. Görsellere geçerek yavaş yavaş hemen geç kapatıyorum. Bu yeni başladığında. Evet, ilk başladığındaki lotisman, yani yerleşme adacıklar halinde parselasyon. Burada master plandan bir genel görüntü. Master'ın planının içerisinde çok çok iyi görmüyoruz ama demin söylediğim biraz rezerv alanlar var. Maalesef. Hiçbir şey öngörülmemiş. Yarın ya endüstri olacak ya konut olacak. Ya da başka bir dönüşüm olacak. Ya da bizde deprem alanları olacak. Bu da bir masa üstünde. Bu biraz daha renkli. Kamuoyuna açılmış tartışma. Evet, bu dediğim gibi bu işler bittikten sonra kamuoyuna açılan tartışmalar, demin söylemiştim, mahallelerde, mahalle boyutunda, ama bunlarda da eğer çevre şeylerle yapılıyorsa, belediyelerle veyahut da dediğim gibi yerleşmelerle, o yerleşmelerin hepsi bu karar aşamasında katılımcı oluyorlar ve bu asılan planlar konusundaki kendi düşüncelerini belirliyorlar. Çünkü onların da bir yaşam biçimi değişiyor. Şunu da söylemek istiyorum son olarak. Genel olarak yeni kentlerin her zaman yerleştikleri bölgede
bir negatif imajları olmuştur yer halk içinde. Ve bu çeşitli biçimlerde olmuştur. İşte gelip bizim işimizi alıyorlar, işte meramızı alıyorlar yahut da burası çok kalabalık oldu, yaşanmaz oldu, işte hırsızlık kalktı, göçmenler geldi, bilmem ne. Yani bunu da hesaba katmak gerekiyor çünkü tüm yeni şey gibi yeni kentlerinde böyle bir imaj sorunu olmaya devam ediyor. Bir de son o imaj sorunu da eğer Milton Keynes'e adam yerleşmişse, Fransa usulü hızlı bölgesel tren yoksa Londra'ya gidip gelmesi veyahut da yakınına gidip gelmesi çok daha uzun, çok daha sorunlu. Onun için belki de onları oraya yerleşmeye mecbur ediyor. Yine aynı yerlere geldik sanıyorum. Geri gitmiyorsam. Geri gidiyorum. Ne yapıyorum? Doğru mu gidiyorum? Ha, doğru. Evet. Buradan şöyle bir görüntü göreceksiniz. Tabii bu tür yapılar son zamanlarda benim Fransa'da gördüğümde binanın kat sayıları müthiş bir şekilde 5'i indirilmiş durumda genel olarak. Fransa genelinde söylüyorum. Burada gördüğünüz kadar yüksek bina artık çok daha azalmış durumda. Bu aynı zamanda sürdürülebilirliğin getirdiği koşullar da var bunun içinde. O dönemde bunlar söz konusu değildi. Şimdiki yeni dönemde 5 katı geçmiyorlar aşağı yukarı. Aralarındaki boşluklar farklılaşıyor vesaire yönleri. Yani yeni planlama teknikleri ve mecburiyetleri söz konusu. Evet, işte burada söylemiştim. Tamam, arkadaşlar ileteceğiz onları. Evet, size ileteceğiz. Burada hepiniz okuyabilirsiniz. İşlerin %75'i hizmet sektöründe, bürolarda, perakende ticaret, eğitim, öğretim, donanım ve yazılım tasarımı, bankacılık, sigortacılık ve iş yönetimi danışmanlığı şeklinde gelişmiş 31 yıllık bir başarısı var. Ve en başarılı yeni kentlerden biri olarak görülüyor. Bunu da böylece, evet, Enerji Banki başkenti bu daha da ilerledi. Çünkü sürdürülebilir enerji olanakları en yüksek kentlerden biri olarak biliniyor. Kendi aralarındaki bütün kasabalar tabii birbirlerine yollarla daha fazla bağlanmış durumda. Tabii bu önemli, işte bir yer seçiminde hem Londra'ya hem Birmingham hem Oxford ve Cambridge'e eşit uzaklıkta olması da önemli. Bir merkezi şey getiriyor ona, eşit mesafede olması. Burada onu daha iyi, burada daha iyi görebilirsiniz. Oxford, Cambridge, Leicester, Coventry ve yani bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani aslında sadece Londra'nın değil, başka yerlerin de uydu kenti gibi. Evet, oralardan da çeşitli insanları şey yapıyor. Gördüğünüz gibi var olan açık renkliler, var olan eski kentler yahut da köyler. Üstü şu şekilde olanlarda yani gelişmeye açık alanlar. Endüstri alanlarını koyu renkte görüyorsunuz ve merkezi yerlerde küçük kareler, merkezler oluşturulmuş gibi. Onları da şu yukarıda da var, izliyorsunuz. Birkaç görsel daha var, ondan sonra varsa, evet. Yani şey. İşte size onun için söylemiştim, düz alanlarda genel plan geometrik, baştan söylemiştim. Dikey yatay kesitler var. Ve tabii ki bu rotalar ulaşımı kolaylaştırıyor. Çok klasik, ta kent tarihinin ilk başlarından gelen grid planların hala geçerli olduğunu gösteren yöntem. Bundan sonraki görsel de net var. İşte görsel net olarak görebiliyorsunuz bunu. Evet. Evet yani. Evet. Her ne kadar Aristo sen şiirci değilsin diye dalga geçmişse de, değil mi? Evet. Milletten sonra bir de bu. Evet. Dediğim gibi bu şeyler çok önemli. Yaşam alanları, iş alanları, golf sahaları, parklar, eğlence kültür, tiyatrosu yoksa konservatuvarı yoksa hastaneleri. Eğer hastane yakında yoksa kendi içlerinde yapılıyor. Selçuk Pontoğaz'da mesela, Pontoğaz'da büyük hastane var.
Ona göre planlamalar, etrafında var olan ekipmanlara göre yeniden planlamalar yapılıyor. Burada da görüyorsunuz bu net... Erişim olanaklarıyla evet, endüstri ve şey bölümünün çok yakın olması. Birbirine nasıl bağlandığını ama daha çok o diyorlar. Şimdi yeni kentlerin son söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de, işte buradaki birkaç resmede bakabilirsiniz. Bitiyor artık zaten. Evet. Bitti zaten. Arkadaşlara da sabrı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sabredici.